Değerli deniz severler, hoş geldiniz. Bir gezgin korsan sunum toplantısına daha sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyor. Konuşmasını yapmak üzere Doktor Zafer Türkmen'i davet ediyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Gezgin Korsan Sunum toplantılarını dördüncü dönem yapıyoruz. Dördüncü dönem oldu. Sağ olsun konuşmacı arkadaşlarımız bizi kırmıyorlar, geliyorlar. Bazılarımızı birkaç kez davet ettik. Değişik konularda bize güzel sunumlar yaptılar. Sizler de yeni gelenler, yeni yüzler görüyorum. Onlar da özellikle hoş geldiler. Bizim Gezgin Korsan grubu devamlı yazışan, orada denizlerde buluşan, işte bilgi aktaran, böyle toplantılarla da bir araya gelen, sohbet eden, dostluk yapan bir denizci grubuyuz. İyi de oluyor. Bu forumu kuran arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Biz de biraz bir katkımız olsun diye bu toplantılarda işte sizleri bir araya getiriyoruz. Konuşmalardan, sunumlardan yarar oluyordur, yararlanan oluyordur büyük ihtimalle. Fakat buraya gelip de dinleyemeyen arkadaşlarımız için de internetten yayın yapıyoruz. Şu anda da canlı yayın yapılıyor. Bir ara biz kendimiz çok amatörce yapıyorduk bunları. TV bu üzerinden mi? Bir yerden yapıyorduk onu şey bilir Volkan. Ne üzerinden yapıyorduk? Livestream'den. TV orada bir Seyye Petunia diye bir şey koymuştuk. Oradan izleyebiliyordu ama biraz kopuyordu yayınlar. Şimdi Can Ateş korsanımızın sağ ol bir profesyonel firması var. O son iki, bu ikinci oluyor. Sunumu kendisi bize burada gelip profesyonelce internetten de yayın yapmamızı sağlıyor. Daha net ve kopmadan. Ses kalitesi de çok iyi oldu. Daha sonra da devam edeceğiz inşallah. Bundan sonraki toplantılarda da böyle kaliteli yayın yapacağız. Bu yayında bir şey ekledik yalnız. Bir chat box yaptılar. Volkan oldu değil mi? Buradan belki izleyen arkadaşlarımız olacak şimdi diğer şehirlerden. Özellikle korsanlar çok izliyorlar. Onlara da buradan duyurmuş olalım. Chat box yapabiliyorlar. Yalnız Volkan bağlantı vermedik. Oğlum ne yapacağız? Bağlantı? Direkt oradan mı yapacaklar? Oradan girecekler. Buradan da ekranda da göreceğiz galiba değil mi onların sorularını? Tamam sen bak iPad'e, ben bakamam şimdi. Sen devam et. Evet arkadaşlar, bu toplantılarımızın bir amacı var. İşte sizleri bir araya getirmek, bir etkinlik yapmak. Hep sanal ortamda yazışıp, görüşüp, orada bir şeyler, bilgiler aktarmak değil. Böyle canlı canlı, etiyle, kanıyla bir arada olmak da istiyoruz. Bu birliktelikler bence de olmalı. Böyle bir yaşama geçmeli. Birçok forum var. Ben birçoğuna da üyeyim. Ama Gezgin Korsan gibisi yok. Ben Gezgin Korsan olarak bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok hareketli, güzel, birebir yazışıp hemen bilgi aktarabildiğiniz, bilgilendiğiniz bir forum. Bunu da işte gerçek yaşama bir şekilde böyle aktarmaya çalışıyoruz. Yazları da Hisarönü'nde özellikle son iki dönemde hem bir sevgi çemberi hem yemekler yapıyoruz. Her yaz 2-3 yemek yaptık. Onlara da bekleriz. Bilmiyorum nereden takip edersiniz. Gezgin Korsan'da bunu duyuruyorum ben. Orada bir 40-45 kişi toplanıyoruz. Teknelerimizi bağlayacak yer de var Turgut Koyun'da. Orada güzel etkinlikler yapıyoruz. Bu yaz biraz daha gelişmiş bir şekilde yapmak istiyorum. Birçok ortamda da duyuracağım bunu. Burada da duyuruyoruz. Seyircilerden birisi memnun değil. İzleyicilerden. Kocanın çok gür sesi var canım ondan. Artık mı konuşayım ya? Yankı mı oluyor diyorsun? Peki. Arkadaki arkadaşlar duymuyor. Duyabiliyorlar mı? Duyuyorlar. El kalktı. Tamam. Yeterli bu. Bunun dışında ralliler düzenliyoruz. Yazın Marmara'da birkaç ralli düzenledik. Bunun gibi Ege'de de
Ege'de de düzenleyeceğiz bu yaz. İnşallah Mayıs sonunda çıkacağız bir Kuzey Ege ve Girit rallisi. Burada da yine Çanakkale'den çıkış alıp Limnos'tan giriş yapacağız. Oradan Mirina'dan giriş yapıp oradan Evistratos, sonra da Skiros üzerinden belki oradan Sporodes'lere geçeriz. Sonra tekrar Skiros'a döneriz. Oradan Evian'ın doğusunda İlhami ses gelmiyormuş. Tamam can. İlhami neydi o senin liman? Evian'ın doğusundaki Krima mı neydi orası? Kiri miydi? Nerede İlhami? İlhami sana soruyorum. Neydi o Evian'ın doğusundaki limanın adı? Evia. Eğriboz. Kimi miydi? Ha, ben onu hep unutuyorum. Gidince unutmam ama. Kimi'ye gideceğiz. Oradan Andros'a geçeceğiz. Gavrion limanına daha önce aramıştım. Batsi'ye vuracağız bu kez. Oradan tekrar bakalım Moran'ın doğusuna doğru gideceğiz. Saronik Körfezi dolaşıp. Nasıl? İşte onun için gideceğiz. Sen çok methettin. Yani ücret de almıyorlar. O tam bize göre o zaman. Oradan Saronik Körfezi dolaşacağız. Tekrar Moran'ın doğusundan aşağı Kitira Adası'na. Kitira'ydı galiba ada değil mi? Kitira'ydı en güneydeki o ada. Orayı da İsmail Şan'dan söyledi. Çok güzel dedi. Sen gittin mi? Hayır, ses güzel oldu. Peki ben de Kitira çok güzel. Kitira böyleymiş ama İsmail söyledi. Oraya gidin dedi. Güneydeki limanda kalın. Araba tutun gezin dedi. Yani orayı ben almamıştım programı ama bu kez aldık. Oradan Hanya'ya geçip Girit kuzeyinden devam edeceğiz. Bir 10-15 gün Girit'i gezeceğiz. Sonra Kastos, Karpatos, sonra Rodos'un Lindos koyuna biz karadan gitmiştik ama denizden gitmedik. O koya bir gideceğim, demir atacağım. Bir de onun güneyinde küçük bir koycuk var. Oraya giremeyiz falan diyor ama gireceğiz. Oradan size 360 çekip gönderirim. Sonra devam edeceğiz. Simi'den çıkış alıp Hisarönü'ne geçeceğiz. Hisarönü'nde inşallah bir toplu gezgin korsan etkinliği yapacağız. Şimdiden bunları duyuruyorum. İzleyen arkadaşlar da bilsinler. Gezgin'de de yazacağım. Şöyle bir büyük bir grup oluşturalım. Ne bileyim işte 30-40-50 teknelik. Eğer bunu sağlarsak belki Hisarönü gezgin korsan yat rallisi yaparız. Cep telefonlarınız benden hediye olanlar. Geçen seneki gibi değil ama bu kez ben dikkat ederim değil mi Selami? Öyle telefonda şey almak yok. Bilgi almak yok. Bizim Fatih'de Hakan, Gönüllü, Selami, güzel uyanık korsanlar bütün ödülleri kapmışlar. Hiç kimseye bir şey bırakmamışlar. Geçen sene Martı Marina'nın yaptığı bu kez gezgin korsan Hisarönü yat rallisi yapacağız. İnşallah. Öyle bir düşüncemiz var. Katılmak isteyen arkadaşlar ilan ettiğimde lütfen o kayıt formunu doldururlarsa topluca bir gezi yapabiliriz böyle. Bir de bir kitapçık bastıracağız. Burada da şöyle bir kitapçık olacak. ADP'nin daha önce çıkardığı, Sezar'ın da büyük emek verdiği Alisan'la, Teoman'ın beylerle birlikte çıkardığı bir güzel ADEK var. Amatör Denizci Ev Kitabı. Çok güzel bir kitap. Türkçe'ye yazılmış çok iyi kitaplardan birisi. Fakat bizim yapmak istediğimiz Yelkenci'nin El Kitabı gibi çok basitçe olacak. Bol resimli olsun istiyoruz. Reyyan'ın böyle kitapları var. Yatçıla yeni başlayanlar için miydi abi? Neydi o? Öyle bir kitap vardı. Küçüksün çıkardınız. Yelken'e ilk başlayan mıydı? Ona ADP'den çıktı o. Ona benzer bir kitap olacak ama bizim Türk denizcilerin hazırladığı tam Türk malı bir kitap olsun diyoruz. Öyle bir şey yapacağız. Bunu niye diyorum? Ben ilk 2010'da yola çıktığımda imperler nedir bilmiyordum mesela. Yeni bir tekne alayım sorunsuz olsun diye düşünüyordum. Onun için yeni aldım teknemi. Öyle çıktım. Daha bir aylıktı. Bütün Dodekans'ı da gezdik. Göce'yi de gezdik. Hisarönü, Gökova'yı her tarafı turladık. O yıl bayağı yer gezdik ama dediğim gibi imperler nedir bilmiyordum. Demir atmasını bilmiyordum. Demir atmayı biliyorduk da yani. Çok okuduk ama bilmiyormuşuz. 20 metreye demir atıyorduk. Çam limanı önünde 50 metreye demir attık. Yani böyle şeyler var. Daha o zaman işte 15-20 günlük denizciydik. Bunlar yaptık. Bilgisizlik tabii. Bunlar işte önleyecek. Böyle bir kitap olsun. Ben kendi düşünüyorum. O zaman elimde böyle bir kitap olsa nasıl bir kitap olmalı? Oradan yola çıkarak. Böyle bir kitap olsa hiç olmazsa bu temel bilgileri çok basit. Bir ayrıntı değil ama bunlar. Bu şekilde 50 metreye demir atılmaz diyecek mesela.
böyle bir şey olacak. İmperler şudur. Yedeğin olmalı arkadaş. Yolda motorun bozulur. Geçen yaz efendim. İmperler nedir? Ben bilmiyorum şu anda hala. Neydi? Şimdi imperleri bozulanlar var. Onların başına geldiği için biliyorlar ne sıkıntılar. Geçen sene mazot filtrem tıkandı. Pompaladık, hava mı yaptı diye. Havayı alıyoruz. Belgin Hanım parmakları acıdı artık. Tedavi gördü sonra yapmakta. Tam da Kınalı ile şey arasında, Burgaz arasında kaldık. Gitmiyor tekne artık. Hafif de bir rüzgar var. Orada artık tramol attık, durduk. Gittik, geldik devamlı. O arada bir şey olsa demek ki sıkıntı, bir geminin önünde olsak belki, daha gemi yolunda olsak hoş olmazdı. Orada separatör tıkanmış girişi. Mazot su ayıracın filtrenin önündeki şeyden orada tıkanma olmuş. Yani bilmiyoruz. Başımıza gelince öğreniyoruz. İşte bu tür şeyleri bilmek gerekiyor. Ve bu kitap onu öğretsin, onu göstersin. Nasıl olacağını da göstersin istiyoruz. Fazla ayrıntıya girmeden elzem olan şeyler için. Yani sizin mesela yelkencilerin yelken yapmadan, tekneye binmeden, yola çıkıp seyre çıkmadan önce diyelim, bilmesi gereken 10 şey nedir desem Ahmet Ilgaz'a sormuştum. Hiç imperlerden bahsetmedi, filtreden bahsetmedi. Ne bileyim, kayışlardan bahsetmedik. Yani bunlar gerçekten çok elzem şeyler. Bilmiyoruz. Çok şey okuyoruz. Binlerce doküman okudum ben. Ama bunları böyle unutuyoruz belki de. Yani okumuşuzu geçiyoruz. Önemini kavrayamıyoruz. Bu önemi anlatacak, vurgulayacak bir kitap olacak bu. Bunu da herhalde yeni seyir dönemine çıkmadan yapacağız inşallah. Beni bırakırsanız çok konuşurum. Haldun'a bırakacağız şeyi. Sağ olsun o tıbbiyeden her şey çıkar. Arada bir doktor çıkar. Şimdi biz de öyle doktorlar çok şeye meraklıyız. Öyle kimimiz şarkıcı, türkücü oluyoruz, kimimiz denizci oluyoruz, kimi yazar oluyoruz. Her şey var yani. Biz böyle yetmiyor herhalde. Tıp bir yerden sonra öyle mi aldın? Bir şeyler yetmiyor yani bize. Böyle başka şeylerle uğraşmak, yoğunlaşmak istiyoruz. Başarmak istiyoruz. Her meslekte olabilir tabii ama tıp bir yerlerde bunu çok görüyorum ben. Ya da ne bileyim biz hep o camia içindeyiz ondan. Haldun da tek başına teknesiyle dünya turu attı. Yani tek başına çıkılır mı? Ben çıkmam hiçbir zaman. Yani cesaret edemem daha doğrusu. Yani çıkılır da çıkmamak diye düşünüyorum. Şimdi onu soracağız neler olduğunu. Benim çok merak ettiğim konulardan birisi. Tek başına nasıl zorluklar yaşıyor? Hakan Amiş de gelmişti. Bir katamaran aldı. Geldi Atlantik'i geçti karşıdan. Ama o da yani ona da sorduk. Geldim geçtim diyor. Ama bakalım nasıl geçiliyormuş. Merak ediyorum. Peki Aldıncığım. Kolay gelsin. Herkese merhaba. Zafer Bey'e çok teşekkür ediyorum nazik daveti için. Ses diyorlar. Güzel pazar gününü de burada geçirdiğiniz için size de teşekkür ederim. İnşallah değer. Mikrofon çalıştı galiba şimdi. Çalışıyor mu? Eğer şeyini ver istersen. Volkan kardeş. Çalıştı mı? Evet, tekrar herkese teşekkürler. Kısaca dünya seyahatinden bahsedeceğim. Tabii dünya seyahati deyince dünya yani. Pek yani bir konuşmaya sığacak bir değil. Zafer Bey de dedi ki işte hani yelkenci bir grup. O yüzden hani daha ziyade yelken seyriyle ilgili. Yani okyanus geçişi nasıl yapılır? Yani okyanus geçişinde durum nedir? Şeklinde. Oralarda ailem için çektiğim küçük video bloglar vardı. Orada hani şöyle gidilir, böyle gidilir demektense nasıl olur onu göstereceğim. Özellikle Güney Pasifik'te. Şeyi bağışlamanızı diliyorum önceden. Kaba dili. Bu denizin ortasında tek başına kalmış bir adamın kabalığına verin. Özellikle hanımlardan özür diliyorum ama bir hani gemici topluluk içinde, denizci topluluk içinde olduğumuzu da düşünerek hani alışıkmışızdır diye düşünüyorum. Tekrar özür dilerim baştan. İşte hayallerimizi
kovalama için yapıyoruz bu işleri. Yani dünya seyahatini ne için yapıyoruz? Ben şahsen Güney Pasifik'i görmek için yapıyorum. Çünkü başka türlü göremiyoruz. Çünkü görülmesi gereken yerler çoğu kişisel kahramanım Melvin'in dediği gibi haritada olmayan yerler. Burası mesela hoş bir atol Güney Pasifik'te. Biraz daha buraya yukarıdan bakarsak, işte şuralarda bir yerde tamamen hiçbir ticari rotada değil, hiçbir şekilde hani görme şansınız yok. Orası da 200 milyon yıldır nasıl duruyorsa öyle duruyor hala. Yani atlayıp tekneye gideceksiniz yani, başka bir yolu yok. İşte oraya gitmek için Akdeniz'i geçtim Cebeli Tarık'tan. Atlantik'i Kanarya Adaları üzerinden Cabo Verde'ye uğramadan geçtim. Karayipler'de 3 ay kadar kaldım. Aslında plan başkaydı ama sonra öyle gerekti. Panama'dan geçip Galapagos üzerinden Fransız Polinezyası'na gittim. Fransız Polinezyası esas görmek istediğim yer. Yani şu alan, yani sadece Fransız Polinezyası şurası da işte Tonga, Fiji altından yani Yeni Kaledonya ile Marquis Adaları arasındaki şu alan. Yani dünya seyahati yapmanın sebebi bence. Oradan biraz büyük Bariyer Reef'te biraz vakit geçirdim. Torres Boğazı'ndan Endonezya, Avustralya arasından Christmas Island'a geldim. Hint Okyanusu geçişine başlattım. Buradan Kızıldeniz'den gelmedim. Sadece korsan meselesinden dolayı değil, Hint Okyanusu'nu da yapayım istedim. İyi ki de yapmışım yani. Çok iyi oldu Hint Okyanusu'nu yapmak. Burada işte Cocos Keeling, Mauritius, Reunion üzerinden işte Güney Afrika. Buradan da geri dönüş. Bu işleri biliyorsunuz ticaret rüzgarları sayesinde yapıyoruz. Ticaret rüzgarları kuzeyde, kuzeydoğudan, güney yarımkürede güneydoğudan esiyor ve bizi taşıyor. Amanin'le tanışın. Amanin bir keç, bu da bo. İkisi beraber Amanin bo ediyor. Teknenin özellikleriyle ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Sadece yani şunu demek istiyorum. Bu Mayıs 2012'den Kasım 2014'e kadar evim oldu. Burada bunun üstünde yaşadım. O yüzden ev hareket eden denizin üzerindeki bir evin hani konfor demeyeyim de hani eziyet olmaması gereken gerektiği düşüncesi de yapılmış bir tekne. Su yapıcısı hem aküyle hem jeneratörle çalışır. Güneş panelleri vardır. O yüzden geniş de bir şeyi vardır. Söyleyin adına. Akü bankası. O yüzden kendi kendinden yeterlidir. O yüzden okyanus üzerinde şurada burada hani bir an önce bitsin diye bir acele içinde olmadım. Bu kurutma makinesi falan tabii hani lüks şeyler değil. Bunlar aslında güvenlik şeyleri. Yani hipotermiden insanı koruyan zamanında iyi bir şey teknede olması gereken. Mikrodalga fırın bariz amaçları dışında hani tekneyi böcek basmasını istemiyorsanız kullanmanız gereken bir şey. Tekneye soktuğunuz her paketi nuke etmek deniyor buna. İşte zamplara yapışan böcek yumurtalarının tropik sıcaklıklarda ortaya çıkıp tekneyi basmasını istemiyorsanız. Uydu antenim Train and Train 250 Fleet Broadband vardı. Yani çok hızlı değil ama makul internet. Hem data hem iletişim olarak. Bunun öbür tarafında da bir Wi-Fi antenim var. 5 milden hani bir Wi-Fi şeyini alır. Onun dışında fotokopi scanner işi önemli bir iş bu giriş çıkış işlerinde. Bu inkjetler genellikle sürekli sarsıntıdan bozulduğu için lazer olanlar daha şey. Dalgıç kompresörü var. Tabii şeyi dünya seyahati yapıp
onun sağladığı dalma avantajını kullanmasaydım çok ayıp olurdu gibi geliyor. Çünkü oldukça hoş, yani hiçbir ticari organizasyonla gidemeyeceğiniz yerlerde güzel şeyler gördüm. İşte böyle ayağımı uzatıp müzik dinleyip abur cubur yedim. Yani nasıl yaptınız diyenlerin cevabı o. İşte bu da, yani bu slide'ı koymamın sebebi otopilotta tekneyi kendi kendine götürdü. Otopilot işi bu işlerde çok önemli. Yani normal pusulalı basit otopilotlar buralarda çok yetersiz kalıyor. Çünkü gözüktüğü gibi tekne çok surf yapıyor. Bu seyahatin %90'ında işte bildiğiniz gibi pupa veya geniş apaz gidiyorsunuz. Dalga hep arkadan geliyor. O yüzden çok tekne devamlı surf yapıyor. Burada otopilotun jiroskopik sensörleri çok önemli. Yani multiple kaliteli jiroskopik sensörü olan bir otopilot ve en az iki otopilot gerekiyor. Çünkü işte bu aletlerin hiçbiri, yani yatlarda kullanılan aletlerin hiçbiri sürekli kullanım için üretilmiyor. İşte 3-5 saat gidip bir yere demir atmak, bağlamak, bilemedin 3-5 gün gitmek için üretiliyor. Sürekli kullanımda CPU'su olan her şey mutlaka bir arıza çıkarıyor. O yüzden birbirinden bağımsız olarak kurulmuş iki ayrı otopilotun varlığı böyle bir gezi teknesi için önemli. Diğer bir husus, normal dalga budur, yani açı bir dalga değil. Bir de ama arkadan geldiği için dalga teknenin tasarımının, yani arkadaşının şugursuzluk denen yukarı doğru abisli olması bu dalgaların sizin üzerinize gelmenizi engelleyen bir şey. Ayrıca egzozun da, yani motora su kaçmasını önlemek manasında oralarda olmamasında fayda var. Bir diğer husus, güvenlik hususu. Tabii önce denize düşmeyeceksiniz. Teknenin tamamını rahat gezebilmenizi sağa sola şey yapmadan sağlayacak bir can ipinin olması gerekiyor. Ayrıca işte bu, yani güvenlikle ilgili bir konuşma değil ama burada Cem Amiral'in güzel kitabına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani etrafta bir yıldırım çarptığında, elektroniklerinizi kaybettiğinizde yapacak bir şeyler olsun diye. Yani Türkçe'de yazılmış çok mücevher bir kitap. O yüzden dinleyenler varsa hatırlatmak isterim. Tabii herkesin bir kendi Faraday kafesi araçmanı vardır, yani fırının dışında veya başka şeyler, ama bilinmesi gereken şeyler. Bu gece seyri, burası dışarısı, burası da içerisi. Bu da termal kamera. Direğin üzerinde bir termal kamera var. Faydalı bir şey. Hani gece işte ona çıkmayayım, buna çıkmayayım şeyler için. Esas soru, yani tek başına nasıl gidiyorsun? Hani uyuma hikayesi değil tek başına. Yani sadece içeride yemek yaparken işte televizyon seyredersen, film seyredersen, kitap okursan nasıl bir yere bindirmiyorsun? İki ayrı alarm sistemi var. Mürettebat olmadığı için teknoloji kullanıyoruz. Çalıştığı müddetçe tabii. Radarda iki güvenlik bölgesi set ediyorum. Ben genellikle biri 2 mile, öbürü 5 mile. İki zon tarif ediyorsunuz radar ekranında. Bunun içine giren herhangi bir şey girerse yere göre inletiyor. Ayrıca AIS alarmları da AIS için kendi şeyinden proximity alarmlarını şey yapıyorsunuz. AIS sahibi olan insanlar da sizi görüyor. Transponder'ı da var şeyin. Akdeniz'i direkt geçtim. Çünkü bir yerde duracak gibi değildi. Biraz da geciktim. Burada bir takım işler çıktı. Kasım başında çıktım. Kasım'ın ilk haftası geçsin de pastırma yazında güzel güzel gidelim demiştim. Ama bütün yol böyleydi. Bir yerde durmanın da manası yoktu. O yüzden
Akdeniz'i direkt geçip Simir'e geldim. Simir, Cebel-i Tarık'ın gürültüsünden, kargaşasından uzak. Cebel-i Tarık'ın 9 mil altında. Seyuta'nın 9 mil İspanya şehri altında. Hoş bir marina, büyük bir marina. Kralın yatı burada duruyor. O yüzden modernize bir yer, rahat bir yer. Kendi içinde işte gümrüğü, polisi var. Giriş çıkış işleri çok rahat. Yani westernize olmuş bir yer. Şurası marina binası. Bunun arkası marina. Büyük bir marina. Bu kumsaldan öbür tarafa doğru yarım saat yürürseniz Emdik şehrine gidiyorsunuz. Emdik şehri işte bu Jedi savaşçıları yürüyor sokaklarında. Huzurlu böyle her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Yarım saat mesafede Tetuan var. Bu Medina'sı falan çok güzel korunmuş. Hoş bir yer. Şimdi vakit yok. Geçiyorum ama Fas çok hoşuma gider. Nefis bir ülke oldu. Yani normal Arap ülkelerinin aksine. Buradan havayı bekleyip biraz da buradan ARC'nin gitmesini bekleyip Kanarya Adaları'na doğru geldim. Burada işte bu Tenerife, Lazaret, Gran Canaria gibi yerler çok turistik ve hani pek makul yerler değildir ama işte en dıştaki La Palma Adası çok hoş bir yer. Burada bu seyir çok rahat oldu. Arkadan gelen güzel bir rüzgarla oraya çabucak gittik. Burada Santa Cruz de La Palma en güzel şey, bir bağlama yeri daha var ama burası daha güzel. Minik bir marinası var. Kimse yok, her zaman boş. Giriş çıkış işlemlerini marina personeli yapıyor. Polise falan gitmiyorsunuz. Ve şu merdivenden çıkınca direkt bu şehrin içine giriyorsunuz. Çok hoş bir yer. Dönüşte burada 2 ay kaldım. Çok gerçekten çok rafine, böyle kültürel şeyleri gelişmiş bir yer. Volkanik bir yer olduğu için siyah kumlu, çok güzel kumsalları var. Bir de bize endemik olduğunu sandığımız datça hurması, oranın da doğal bitki örtüsünde, direkt bizim datça hurması. Orada işte motorun, jeneratörün bakımını yapıp Atlantik'e vurduk. ARC'nin gitmesini bekledikten sonra. Atlantik geçişi çok rahat oldu. Biliyorsunuz normalde tereyağını dışarı koyup güneybatıya doğru gidiyorsunuz. Tereyağı eriyince batıya dönüyorsunuz. Burası genellikle 20-20 civarına denk düşüyor. Baştan itibaren çok güzel rüzgar vardı. O yüzden Cape Verde'ye uğramadan direkt biraz da shortcut yaparak gittik. Bu bizim 1,5 baş yerken düzeni. Rüzgar arkadan gelirken bazen kullandığımız başından itibaren zaten ben geç çıktığım için, yani yılbaşından sonra çıktım. Ticaret rüzgarları oturmuştu iyice. Gayet güzel gittik. Bu da iki tane balon uçuruyorum. Asimetrik balon. Bu Mizen'den olanı. Atlantik'te 5-6 gün güzel esiyor ticaret rüzgarı. Ondan sonra 3-5 gün çok yavaş esiyor. Yavaş estiğinde balon yaptık. Atlantik çok benim bir yer, çok iyi huylu bir yer. Özellikle Akdeniz'den sonra, Akdeniz bana hep çok irite edici gelmiştir. Yani ufak ufak ve dalgaların frekansı sık olduğu için böyle rahatsız edici sinek gibi. Atlantik öyle tabii geniş şey, ilk defa burada okyanus dalgasını gördük falan. Ama dalgalar aralıkları geniş ve rahat olduğu için çok hoş ve güzel gitti. Standart kahvaltım datça bademi, keçi boynuzu, kahve. Ama devamlı peksimet yememedik tabii. Normal kahvaltı evde ne çıkıyorsa burada da o çıkıyor. Başlangıçtan itibaren çok güzel ticaret rüzgarına oturdum ve ticaret rüzgarı varken güzel yol aldık. Ticaret rüzgarı kesildiğinde de yine balonlarla ve şeylerle güzel yol aldık. Uçan balıklar bayağı büyük okyanusta. Giderek Pasifik'te iyice büyüyor bunlar. Sabah her gün bir 8-10 tane geliyor. Katılaşmadan yakalayınca güzel kahvaltı oluyor. Kalamarlar geliyor. Onlar da hoş kahvaltı oluyor.
Daha büyük balıklar da geliyor. Yani ticaret rüzgarının altında bir akıntı olduğu için akıntı olan yerde hayat oluyor. Hiç bizim buradaki gibi değil yani. Balık tutmak hiçbir problem oluşturmuyor. Problem o kadar eti ne yapacağımız şeklinde cereyan ediyor. Çok Atlantik'te bayağı hızlı geldim ve bu gidişle 14 gün gibi bir sürede Atlantik'i geçmiş olacaktım Martini'ye. Dedim ya acelesine otur oturduğun yerde ve 5 gün bekledim, durdum, heat'i yapıp. Sonra rüzgar da azaldı zaten. Bu Atlantik bu Kuzey Atlantik'ten gelen oradaki uzak fırtınaların ölü dalgaları. Bu dalgaların birinin üzerine çıktığınız zaman ve bir ovadan, bir tepeden bir ovaya bakar gibi oluyorsunuz. O yüzden Mavi Ova dedim buna. Bu çok hoşuma gitti ve durdum, bekledim. Yani bir an önce gitmenin bir manası yok diye. Orkan'ın biri geldi, bayağı bir benle oynadı şeyle. Kaçıramadım bir türlü. Ama sonra nasıl kaçıracağımı buldum ve Güney Pasifik'te de çok şey yaptım. Hani yalnız sıkılmadın mı sorusunun cevabı birçok şey beni sıkıyor da hani yalnız olmak bunlardan biri değil. Burası Saint Paul Demiryeri şeyde Martinik'te. Buraya geldim. Bu Amanin. Bu tabii bütün Karayipler'deki demir yerleri gibi çok kalabalık. Arkasında şurada marin var. Orada büyük marinaların ve giriş çıkışın yapıldığı yer ve dünyanın en kalabalık demir yerlerinin olduğu yer. Karayipler hakkında size hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani vakit azlığı sebebiyle. Ama Karayipler'in sevmediğim bir yer olduğunu söyleyebilirim. Yani bu arabanızı bıraktığınız zaman değnekçilere bırakmayı seviyorsanız hani Karayipler'de sevebilirsiniz belki. Orada da bu boat boy problemi var. Fransız adalarında gerçi pek yok. Adalar arasında seyir genellikle normal. Burada tabii bir gentleman rüzgara karşı gitmez kuralı var Karayipler'de. Doğuya gitmek zor ama aşağı yukarı gidebilirsiniz. Eğer bir sezon daha geçirmek gibi çılgın bir fikriniz varsa işte aşağıya iniyorsunuz buralarda veya ABC adalarında ya da Venezuela, Kolombiya gibi yerde fırtına sezonunu geçiriyorsunuz. Demir yerleri hep kalabalık, hep kalabalık. Böyle sakin demir yerleri çok az. Sadece geçen gün Teoman Bey'e demiştim, o yüzden geçiyorum. Burası şey, Petit Anse'lerle. Bazen böyle çok sakin komüniteler bulabiliyorsunuz. Kaplumbağaları bile sakin olan ama genellikle yani Amerika'ya yakın olduğu için Amerikan şey kitlesel turizminin bütün negatif şeylerini barındıran bir yerler olduğu için hani Karayipler'e insan niye gider? Hiç anlamış değilim yani Türkiye'yi bırakıp. Çünkü yani Türkiye'de de var benzer şeyler. Karayip Denizi pek hoş olmayan bir deniz. İşte akıntıya karşı dalga durumları olduğu için şuralarında rodeo durumları oluyor. Ama işte genellikle işte 1500-1800 mil gibi bir yol yapıp Panama'ya ulaşıyorsunuz. Panama, burası Atlantik kıyısı. Burada Kolon şehri var. Adı size ne çağrıştırıyorsa öyle bir şehir. Kanun falan olmayan bir yer. Burada da Panama City var. Burası Pasifik kenarı. Burası da modern ve hoş bir şehir. Kanal 3 tane havuzla bu göle yükseltiyor insanı. Bu gölden de buradaki 3 tane ayrı havuzla Pasifik kenarına iniyorsunuz. Girişte burası Mendirek. Mendirek'in hemen sancağında. Burada Shelter Bay Marina var. Çok hoş bir marina. Ama orada bir şey yok. Alışveriş burada. Burada hoş bir market var. Soyulmadan oraya girebilirseniz içeride çok bayağı yani bizim makro marketi düşünün. Makro marketin iyisi bir market var. Her şey olan ve inanılmaz ucuz. Muhtemelen dünyanın en ucuz yeri olabilir bu Panama. Ama oraya gitmek için bu yağmur ormanını geçiyorsunuz. Kanalı geçiyorsunuz ve oraya gidiyorsunuz. O
insanların başına neler geldiğini orada anlatmayacağım. Ben gitmek isteyen varsa korkmasın diye. Burası Shelter Bay Marina. Bu da taksi yolculuğu. Marina'dan oraya işte servis var aslında. Servise gidip gelinebilir ama paketleri getirmiyorlar. O yüzden taksiyle geri dönebilirsiniz. İşte bu Yağmur Roman'dan geçiyor taksi. Yanında da buralarda soygun çok oluyor bu yolda. Bir tane kendi koruması için amcaoğluyla beraber genellikle gidiyorlar. $60 zannediyorum o taksi şeyi. Burası Shelter Bay Marina. Teknelerin 1/3'ü Amel'di Phantom'da. Hoş bir marina. Burası eski bir Amerikan üssü. Bir yani marinadan ne beklerseniz her şeyi olan, insanları güzel, herkes denizci. Herkesin ya Atlantik'ten Pasifik'e geçecek ya Pasifik'ten Atlantik'e gelen insanlar. Etrafı yağmur ormanı. Güzel yürüyüş rotaları olan bir yer. Gerçi burada çok vakit geçirmiyorsunuz. Burada işte kendinize bir ajanta tutuyorsunuz. Ve o sizin işte bu kanal geçiş işlemlerinizi yapıyor ama bir hafta 10 gün oradasınız. Kanunen teknede 5 kişi olmanız lazım artık pilot. O yüzden tek başınaysanız 4 tane böyle bu elemanlardan tutuyorsunuz. Bunlar line handler. Ondan sonra gündüz işte soygun falan yapıyorlar. Gece de burada da adam başı $100 size yardım ediyorlar. Burası pilotu beklediğiniz yer. Ondan sonra line handler aslında çok önemli bir iş. Diğer tekneciler normalde size yardım ediyor. Ama özellikle hanımlar pek o ipi tutmayı beceremiyorlar. Biraz sonra göstereceğim. Bazı problemler olabiliyor. Ama işte bu elemanları 2 gün besliyorsunuz. Ondan sonra özellikle pilotu beslemek çok önemli. Onun işte ona sunacağınız yemekleri beğenmesi gerekiyor. Devamlı böyle bir geyik muhabbeti oluyor teknede. Hoş oluyor. Kanal genellikle bir büyük teknenin arkasına giriyorsunuz. Bunlar da bu line handler'larla beraber kiraladığınız şeyler. 8 tane kaplı lastik ve 4 tane 50 metre halatı zannediyorum $60'dı. Yanılıyor olabilirim. Kiralıyorsunuz. Burada bunun arkasında genellikle büyük tekne ortada, iki küçük tekne yanında olmak üzere raft yapıyorsunuz veya birine abordo oluyorsunuz. Halatı mı kiralıyorsun? Evet evet. 4 halat. Bir tanesi $60. Hayır hayır hepsi bir tane. Paket halinde. Bu paket. Genellikle adamlar gelirken bunu da getiriyor şeyin içinde bir şekilde. Tamam. Yani o tuttuğunuz agent bunu ayarlıyor. Ama yani kendi malzemeni de kullanabilirsin istiyorsan. Girince kapılar kapanıyor. Sonra su gelip yükseliyor. Bu 3 kere devam ediyor. Her birinde 9 metre kadar yükseliyorsunuz. Biz bu tekneye abordo olduk ilk geçişte. Tabii bu teknenin line handler'ları işi şey yaptı. Bizim babalar oturdu, bir işe yaramadılar. Şimdi su gelirken bayağı bir türbülans oluyor. Ve öndeki büyük şilep motorunu çalıştırdığı, yani pervaneyi çalıştırdığı zaman iyi bir türbülans oluyor. Gerçi yükselirken pek problem olmuyor da inerken problem oluyor. Bu line handler'ların 4 tane şu ipi güzel çıkarken boşluğunu alıp giderken de şeyini vermesi gerekiyor. Bizim baba yine bir iş yapmadı. Öndeki şeye bayağı yakınız gözüküyor. Bu adam buradan giderken bayağı bir burada olay çıkartıyor. Bu da en yükselmiş hali. Önce o gidiyor. Sonra biz gidiyoruz. Burası Gotun Gölü. Ses çıkacaksa şimdi eleman anlatsın. Katon Gölü'nde sabah 6. Yeni pilotu bekliyoruz. Kuşamandıraya bağladık gece. Şimdi yamyamların bir kısmı kalktı, bir kısmı uyuyor. Bunlarla yastıklar. Gemiler duruyor. Pilot
6:30'da gelecek. Şimdi saat 6:15 geçiyor. Köylü geçeceğiz. İşte 30-40 mil yol. Ondan sonra öbür taraftaki üç kapı, sonra Pasifik. Buraya. Katun Gölü, ama Götün Gölü diyoruz buraya. Çünkü göt gibi bir yer. Suyun rengi balçık. Suyun dibinde ağaçlar var. Ağaç yüzer diyeceksiniz. Ama bu ağaçlar yüzmüyor. Niye? Çünkü burası baraj gölü. Eskiden kalma burada altı. Aynı şuradaki yağmur ormanı. Adımız orman. Bunun altında varmış. Tabii 100 sene geçmiş ama. Bunun altı 20 küsur metre derinlikte. O yüzden çapa atınca çapayı bırakıyorsun orada. Ağaçlara takılıyormuş. O yüzden böyle dubalar koymuşlar. Dombili dubalar. Buna bağlanıyorsun. İşte bu da böyle bir göl. İşte göl böyle. Bu renk. Ondan sonra bütün gün böyle. Gel tekrar diliyorum. Kuyudan gidiyoruz. Katun Gölü. Ondan sonra adamları beslemeye devam ediyorsunuz. Ondan sonra bütün gün burada gidiyorsunuz. 7 hop minimum sürat yapmanız bekleniyor burada. Burası da öbür şeyler. Şimdi ben ortadaydım. İki yanımda burada da iyice küçük bir tekne vardı. Kanada teknesi. Bu teyzem şeyi tutamadı. İpi. Ve devamlı şeyi kaçırdı. Su inerken ve bu tekne duvara vurma şeyiyle karşılaştı. Bayağı vuracaktı. Tek yapabileceğim şey bolt thruster'la onu bu tarafa almaktı. Yoksa teyzem yapışacaktı yana. O yüzden bolt thruster'ı kullana bolt thruster'ın artı kablosu, yani parmağımdan daha kalın, eridi. Böyle bayağı erimiş. Sonra onu ta Nuki Yiva'da kablo bulup değiştirmek zorunda kaldık. O yüzden hani komşunun bu hanımları gelip hani bez yardım edelim falan diyor. Abi yok, $100 verip bunları tutmak daha iyi. Ama bizimkiler, biz yine ortada olduğumuz için yine hiç çalışmadılar yani. İşte sonra kapı açılınca şeye gidiyorsunuz. Burada hemen çıkışta bir yat kulübüm trak bir şey var. Tonozlardan ibaret. Bridge of America yan yere geçince. Ve orada benzin istasyonu var. Şeyin benzini kirli deniyor. Shelter Bay Marina'da bir minik tanker var, mazot veren şeyi sample veriyor. O kadar çok dava etmişler ki ben de buradan alırım demiştim ama geldim buradan çıktık yanıyordu şey, yangın çıkmış benzincide, o yüzden alamadık. Burası da öbür taraf, suya dalan pelikanlar var. Panama'nın Panama sitesi. Panama'nın para diyeceğim sana, değil mi? Şurada sizlerde gözüken köprü Bridge of Americas. Aha, şurası Panama Kanalı'nın çıkışı. Panama Kanalı'ndan işte bugün geçtim. Bugün ayın 14'ü, 14 Mart. İnanın doğum günü ve tıp bayramı. Ondan sonra pasaportum ajantada kalmıştı. Onu alamamıştım. Onu Arak bekledim. Pasaportu kaybettik. Sonra da çok yoruldum. Şey, Panama geçişi çok şey oldu, yıpratıcı oldu. Yoruldum. O yüzden gece yatacağım. Biraz uyuyup sabaha karşı çıkarım. Ondan sonra burada bizim karşıda adalar var. Survivor'ı çektikleri adalar olabilir. Ondan sonra bu baba kanaldan yeni çıkmış. Kanal şurası. Panama City şehri de hiç bizim öbür taraftaki Atlantik tarafındaki kolona benzemiyor. Modern bir yer. Londra'nın gökdelenler. Buradan sabah giderken de radyoda Tarkan çalıyordu. O inama çıkıdım diye. Onda videosu var. Bayağı yani normal Türkçe çalıyordu. Buradan burada mazot alamadığım için artık Galapagos'tan alırım diyordum. O yüzden Galapagos'a doğru toparladık.
Bu bayrakları kendim yaptım. 100 tane beyaz bayrak alıp sonra işte flagleri şeyde, tişört, transfer şeylerinde basıp öyle üretiyordum. Büyüklere geçelim. Burası doldurumlar. Normalde rüzgarsız olan yerler. Hepsi 10-12 saat rüzgarsız kaldı. Ondan sonra bir normalde arkadan gelmesi gerekiyor. Teorik olarak rüzgarın tam önden bir rüzgar. Ama böyle tam Galapagos'a 40 derece açıyla geliyor rüzgar. Ve işte 3-4 gündür böyle geliyor. Ve işte vardık Galapagos'a neredeyse. Sıfır derece. South, hafif güneye indim. Tam ekvatorun üzerindeyim. Hey, güzel bir şey yaptım. Bu Galapagos'a gelirken ya işte güzel rüzgar yakaladık diye ona zırt diye geldim. Dedim ulan ne acelesi var? Bekle. Ondan sonra şu an tam ekvatorun üzerindeyim. Durdum. I just stopped. Burada bir şey yapalım. Sağa bayağı kapalıydı. Bu izlenme hiç yok. Ama şimdi başta güzel bir gün. Deniz nefis. Ve ben çapari yapıyorum. Çapari şeyine bakabiliyor. Bayağı palamut ha. Sarıyer çaparisi valla palamut çaparisi de yaldık. Palamut. Bakalım. Taze mi? Abi bakar mısınız ya? Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir vahşilik. Abi balığın çapına bakar mısın? Balığımı atlayan. Manyak mısın nedir ya? Lan yem balığı daha büyük ha. Abi herife bakar mısın? Bunu içime denize salayım. Çok güzel bir şey ama zehirli değildir inşallah. Mavi lan. Evet, tam ekvatorun üzerinde işte böyle batıyor, merak edenler için. Galapagos'a gitmekten vazgeçtim. Evet, ama yakınlarındayım. Ekvator suları, ekvator bayrağını atacağım. Bak, kendi imalatımdır. Ondan sonra yazın neresi yukarısı onu bilmiyorum. Arada şöyle olacak. Ondan sonra direkt şeye basacağım. Herifler beni bugün çok sinirlendirdi birkaç. Bir agent tutman gerekiyor. Birkaç agentle konuştum. Koyayım götünüze, gitmiyorum ülkenize dedim ve devam ediyorum. Hey, yolda görüşürüz. Galapagos'ta görecek önemli şey bu. Zaten her yerde görüyorsunuz. Mavi ayaklı bubiler. Bu dejenere aletler de devamlı gidip zaten şey yapıyor. Burası Isabela. Isabela'nın koylarına girdi çıktı. Düşünde burada bekliyorum. Ama girmedim. Giriş yapmadım. Sebeplerini merak edemen sonra anlatırım. Ve buradan işte devam ettik. Veya burada mazot alacaktık. Hadi devam edelim dedik. Bu uzun ilk Pasifik geçişine iyi oldu. Fena olmadı. Hello and welcome to the Captain'ın seyir defteri. Şu an buradayız. Şurası Panama'ydır. Şurası da Fransız Polinezyası. Böyle gidiyoruz yani denizin tam ortasındayız. Efendime söyleyeyim.
2388 milimiz kalmış. Evet. 2388 mil nasıl geçer? E tabii ki kültürel faaliyetlerde bulunarak, işte sanat filmleri izleyerek, bir takım klasik romanları okuyarak falan. Ondan sonra bunun içinde tabii bilgisayarlar kullanıyoruz. Bir sürü sanat filmi, klasik roman falan buralara indirilmiş vaziyette. Özellikle Cem Dobra'dan indirdiğim, yani ondan aldığım videolar arasında çok güzel bir klasik durum çıktı. Şimdi gösterelim nasıl onu paylaşıyoruz. E işte bizim ailemiz, bu bilgisayarımızın masaüstü, şöyle gösterelim. Şimdi önemli bir klasik durum, bunu daha yeni bugün keşfettim. Çok hoşuma gitti. O da şudur. Okey oyunu arkadaşlar. Şimdi çıkarıyoruz. Çünkü kafa iç organları ve şeylerinde toksin var buralarda. Sigüetera toksini. O yüzden zaten rifler yaklaştıkça balık avlamayacağım artık. Ama şimdi bunlar kırmızı etli gözüktüğü gibi. Ondan sonra ama iki tane güzel filato. Şimdi burada birkaç saat kalacaklar, deniz suyu bu, temiz deniz suyunda. Bunu bir gözlememi aktarmak için bunu yapıyorum. Hiç balık kopmuyor, sıfır. Ve bak acayip yağlı, elim tamamen yağ oldu. Elim tamamen yağlı, acayip yağlı. Ve elim hiç balık kopmuyor, yani zerre kadar balık kopmuyor. Ya azıcık mı balık kokmaz? Balık değil mi? Hiç kokmuyor abi. Niye? Temizleriz diye mi acaba? Evet, interesting. Bomba değil mi? ...1700 mil kaldı Nukuhiva'ya. 3 gündür falan ticaret rüzgarına oturduk. Gayet güzel gidiyoruz. Çok kuvvetli değil. O yüzden Mizan balonu ve Cenova gidiyoruz. Mizan balonu 70 metre kare Cenova kadar. Çok faydalı bir şey. Naber? Güney Pasifik'te süper bir gün daha. Allah, balık geldi. Gelmemiş. Dört yanımız yağıyor. Ondan sonra ama arkadan da güneş bizi kovalıyor. Bak orada. Bugün Vishboneş günü. Hep yıllardır biriktirdiğim işte kitapları, CD'leri falan okuyorum. Bunları işte emeklilikte şey yapacağım diye. İki tane Vishboneş CD'si almıştım. 30 yıl falan oldu. Hiç dinlememiştim. Daha yeni dinliyorum. Sanki daha Vishboneş yeni albüm çıkarmış gibi oldu. Çok bomba oldu. O zaman
Situs Pacificus. Ne haber? Hey. Mükemmel bir gün. 1300 milim kaldı. 4000 mili yedik. 1300'ü kaldı. Çok güzel ticaret rüzgarı var. Tam arkadan geliyor. O yüzden direkt açtım bunu. Pataküte etmesin diye. Kebap badem. Kebabımızı, bademimizi yiyiz. Böyle etrafı seyredeyiz. Güzel güzel gideyiz. Hava bugün kapalı. Ara sıra indiriyi. Skuallar geçiyor sağdan sola. Onlara kaçmaya çalışıyoruz. Ama güzel, keyifli bir gün. Ondan sonra... Bakın size şey göstereyim. Daha kadar... Arada. Bak balina bunlar. Pilot balina. Starbucks kahvesi içiyoruz. Toz kahvelerim bitti. Starbucks'a. Şimdi çekirdekleri öğütüp şey yapmaya başladım. Sabah demin taze çekirdek öğütüp kahve yaptım. İçerisi Starbucks gibi kokuyor. Oh yeah. Kahve. İşte sabah olmaz diyordun, oldu yine. Gece çok sert geçti. Bildiğiniz gibi değil. Hava şimdi güzel. Hava arkadan bir tane daha geliyor. Hadi bakalım hayırlısı. İyiyiz iyiyiz. Merak etmeyin. Burada biraz yalnızlık şeyi başlamış galiba, değil mi Aldun? He? Hafiften. Sen daha dur. Evet arkadaşlar, radar ekranımıza hoş geldiniz. Burada böyle bir şey gözüküyor. Bu denizin ortasında bu ne? Ada mı var karşımızda? Ne var? Bir geliyor bir gidiyor. Hayır. It's a squall approaching baby. İşte bunu böyle radardan görüyoruz. Squall denen şey de içinde büyük... elektrik bilmem ne barındıran bulutlar. O yüzden böyle radarda çıkıyorlar. Bunun pratik önemi, bunlar çok şey, içinde tam göbeğinden geçerken kuvvetli şey getiriyor. Dün gece birine yakalandım mesela, 70 knot rüzgar oldu. İşte orada. Şimdi bakın, karşıda gördüğümüz şey var ya, karşıda gördüğümüz şey işte demir radarda gördüğümüz şey. Şimdi onun gidiş şeyine bakıp ondan avoid etmeye çalışacağız. Bizden 6 mil uzakta şimdi. İşte problemimiz. Orada bir yırtık var. Yırtık değil de dikişler ayrılmış. Ultraviyoleden dikişler sürüyor. Kumaş sağlam. O iki parçayı tutan dikişler ayrılmış. Bu problem. İşte bu da çözümü. Voila. Uzun süredir
kaya tırmanışı yapmamıştık. Şimdi yapacağımız şey, oraya tırmanacağız, orayı dikeceğiz. İkinci bir alternatif, tabii yelkeni indirmek. Ama şimdi hava geliyor, yelkeni indirmek istemiyorum. Bakınız, approaching weather. Ondan sonra, o yüzden şimdi bizim işleri projesi yaptım. Normalde bir kişi daha olsaydı, bu tren tepesinden gelen ipler var. Onları vince bağlayıp çiftliğe beni çekerdi. Ama olmadığı için kendi kendimi çekmek zorunda kalacağım. İkili bir düzenek yaptım. Bunu ayağıma basacağım. Bu da oturak. Ayağımı basıp oturaktan oturağı serbest bırakıp yukarı çekeceğim. Sonra oturağa oturup bunu serbest bırakıp yukarı çekeceğim. Böylece ascender'la ya. Dımbır dımbır çıkacağız. Sonra onu dikeceğim. Faydası da bir tane projektörüm var, kuvvetli bir şey. Bunu şu havuzun önüne koyup buraya film yansıtıyorum. Gece giderken açık hava sineması şeklinde seyrediyoruz. Hani komik bir durum ama iyi yani. Hayat başka türlü geçmiyor oralarda. Geldik. Burada beklemeler, etmeler 30 gün sürdü. Markiz Adaları'na gelme. Ovahua var burada. Önce oraya giriyorsunuz ama giriş yapılmıyor oradan. Sonra Nuku Hivea gidiliyor. Frans Polinezyası şurası. Avrupa kadar büyük. Bu Güney Pasifik'in hepsi tabii çok devasa bir yer. Böyle haritada durduğu gibi değil. Gerçekten büyük yani. Buraya giderken Fransız Polinezyası'na bir orada bond problem var. Hani sakatlanırsanız, hastalanırsanız adamların başına kalmayın diye size evinize business class bilet parası kadar bir para yatırıyorsunuz girince. Ya da bond letter alıyorsunuz. Pacific Paddle Jump diye bir organizasyon var. Onlar bir toplu deal yapıyorlar. Genellikle onların ajantası işte bir 125 euro mudur nedir verirseniz size bu bond letter'ı veriyor. Siz eğer bir sağlık sigortası onlara gönderirseniz uluslararası geçerli olan bu bond letter'ı alınca o zaman o parayı vermiyorsunuz. Çünkü parayı vermek bir şey değil. Onu geri alıyorsunuz ama geri alırken oralarda bürokrasi çok yavaş. Bayağı meliyor insanlar. Melville'in Typeface'ini okumayan varsa okusun. Bu iBooks'ta veya işte internette PDF olarak bedava bulunuyor. Bu işte 1830'ların sonunda evden kaçıyor 16 yaşındayken. Deniz çağırıyor şeklinde. Hiç daha önce denizi görmemiş. Bir balina gemisine tayfa yazılıyor ve işte sonra Moby Dick kitabında Kaptan Ahab karakterini köken olacak. Zalim bir kaptanın zulmünden burada kaçıyor. Nuku Hivea adasında ve burada yamyamların elinde Toby diye bir arkadaşıyla 6 ay geçiriyor. İnanılmaz güzel yazılmış. Güzel bir anlatım. Belgesel niteliğinde bir kitap. Ve işin iyi tarafı orada anlattığı her şey aynen duruyor. O bunun bir koy arkasında. Burası Taiohae koyu. Buradan giriş yapılıyor. Fransız Polinezyası'na. Şurada benzinci var. Şurada Dinghy Dock var. Dinghy Dock'a çıktığınız zaman hemen burada bir kreperi var. Şurası da Kevin'in dükkanı. NukiHivaYachtServices.com. Kevin orada bir yerliyle evli. Buradaki en önemli karakter. Sizin giriş çıkış işlemlerinizi yapıyor. Alışverişinizi yapıyor. Her şeyinizi yapıyor. Yeah.
da krepçi bayan. Bir tane de koyun öbür tarafında yine bir Fransız kadın var. Yemek yiyebileceğiniz bir yer. Şurada da çok kötü bir yer var. Bu da 30 günlük şeyden sonra ilk yemek. Şurada bir Fransız kadının yeri var. Şurada bir market var. Şurada bir market daha var. Bir de bu dağın arkasında bir market daha var. İki market daha varmış arkalarda. Ama hepsinde ufak tefek şeyler var. Bu Pasifik'ten çıkmış genellikle Amerikalı hanımlar oraları talan edince hiçbir şey bulunmuyor. O yüzden Kevin çok kritik personel. Kevin'e bir bira ısmarlarsanız sizin için gidip her şeyi alıyor. 20 euro falan alıyor. Arkadaşlar hala yam yam aslında. Benden bir sene önce bir Alman yatçı yemişler. O deminki koyun arkasında. Hak etmiş gerçi ama ayrı hikaye. İşte Melvin'in batı diline kazandırdığı iki şey. Biri tatu, biri tabu. Bu adadan şey yapıyor. Köken alıyor. Bunlar o kadar iyi insanlar ki yani çok güler yüzlü, hoş sohbet. Bunların bu evil yüzü sadece bu sanat eserlerinde gözüküyor. Yoksa öbür türlü inanamazsınız bu heriflerin böyle işler yaptığına. Bu Mars Attacks'teki Marslılara benziyor babaların şeyleri. Mango ağacı, çiçek ağaçları. Hoş bir yer bu Nukihiva. Ben gittiğim zaman Fransız Polinezyası'nda 90 gün kalınabiliyordu sadece. Ben dam çıkarken onu 1,5 seneye çıkardılar. Ben gittiğimde orada 1,5 sene kalınsaydı burada en az 1 sene kalırdım. Burası çok hoş bir yer. Yani gördüğüm en güzel yerler herhalde Markiz Adaları. Ama ben Tuamotu atölyelerinde vakit geçirme hezeyanları içinde olduğum için tabii oradan buraları pek gezemeden şey yaptım. Burası da insanları kestikleri yer. Sunak. Mango ağacı doğal bitki örtüsü. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz çok büyük ve inanılmaz lezzetli mangolar var. Sırf bunlarla orada yani hayat geçebilir. Bunlar Kevin'in bana sağladı. Tabii Tuamotu'larda hani market bulamayız hikayesiyle. Buradan topukladık Tuamotu atölyelerine. Tuamotu atölyeleri büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Hiç umduğum gibi çıkmadı. Aslında tabii güzel de inci çiftliği istilası altında. Şeyler. Atöl dediğimiz şey şöyle bir mercan resifidir. Bunun içinde bir volkan varmış. Volkanın etrafında bir mercan resifi olmuş. Sonra volkan batmış ve bir lagün olmuş. Bunun bir tane pes denen bir yerden girip çıkılıyor. Bazısında bir tane, bazısında iki tane pes oluyor. Bu ticaret rüzgarları devamlı buradan estiği için dalga reef'i açtığı zaman bunun içini dolduruyor. Maromu buradan esiyor. Maromu estiği zaman da dolduruyor. Ve buraya giren su buradan dışarı çıkıyor. Oralarda bayağı bir gelgit de var. Bu o pesin şeyi. Genellikle bu peslerde 7-8 not akıntı oluyor. Her zaman giriş yerinde bir tane reef oluyor. Veya aralarında kum bankları oluyor. Burada nehir gibi aktığını buradan gözüküyor zaten Google'da bile. Genellikle girer girmez bu tarafta veya o tarafta bir yerleşkesi oluyor. İşte postane falan varsa, okul, buralardaki bu motulardaki şeyler oraya kanolarla veya motorlarla geliyorlar. Radarda böyle geziyor, gözüküyor. Bunlar ufak ufak şeylere motu deniyor. Bunlar normalde rifle bağlı arası, radarda çıkmıyor. O yüzden hani gece buradan böyle geçmek diye bir şey yok. Bu demin gördüğümüz pes. O direkt şuradan giriliyor. Böyle oraya girdiğiniz zaman PES'e selamünaleyküm diye giremiyorsunuz. Gelgiti beklemeniz lazım. O yüzden heave to yapıp bekliyoruz. Heave to işte her tekne başka bir şekilde heave to yapıyor. Catch'ler sadece mizzenle heave to yapabiliyor. Heave to dediğimiz şey teknenin burnunu ufak bir açıyla rüzgara verip yan yan kaydırmak. Böylece salma ve dümen palasının oluşturduğu girdap bu dalganın tekneye çarpmasını önlüyor. Stabil olarak duruyor. Bunu işte şurası bir atöl. Atölün başı. Bu da orada şey. Ya faça flok değil. Çünkü tek direğim olsaydı öyle yapabilirdiniz ama ona benzer bir şey.
bir normalde bir fırtına taktiği olarak kullanılıyor bazen önce ya da bir tamirat ya da yemek pişirme için. Ama en sık kullanılan şeyi bir numara evet, erken giderseniz beklemek için. Evet, heave to. Denizin ortasında park etmiş durumdayız. Heave to yapıyoruz. Yani şu girdabı oluşturmak mesela. Bu girdabı oluşturduğunuz zaman sadece mizcenimiz açık. Mizcenle rüzgara çeviriyoruz 70 derece kadar. Dümen ortada bağlı. Burada oluşan böyle silikle dalgalar gelince eriyorlar. Özellikle gibi buradaki girdap akımına. Dalgalar bize vurmuyor. Bakın buraya gelen dalga eriyor. Tekne rüzgar altına doğru genellikle 05-06 nokta hızında kayıyor. Bu iş olduğu zaman bu yine başka bir yerde oluşan silik. Eğer heave to tuttu mu tutmadı mı diye merak etmenize gerek yok. Kafayı uzatıp bu girdabı görürseniz hani vapur yanaşırken olur ya tamam gidip içeride rahat işinizi yapabilirsiniz. Şimdi problem rüzgar altınızda kim var? Çünkü buraya doğru kayacaksınız. Hani 10 saat bekleyecekseniz 5-6 mil buraya doğru kayacaksınız demektir. Burada bir hani her zaman fırsat olmuyor çünkü başka tekne olması. Fiber tekne bulduğunuz zaman etrafınızda, bu bizim Carlo'nun teknesi, Kont'tur kendisi, orijinal. First 41.5 mi? Öyle bir tekne. Şimdi Sea Clutter'la aynı. Normalde Sea Clutter'ları radarda gördüğünüz zaman, eğer bir tane etrafta fiber tekne varsa bu bulunmaz bir nimet. Yani okyanusta özellikle her zaman bulmuyorsunuz. O zaman hemen sen orada dur diyorsun ona ve Sea Clutter'lar kaybolup o kaybolmayana kadar Sea Clutter'ı kesiyorsun. Hani okyanusta öyle Sea Clutter'ı otomatik alıp devam etmek şeklinde bir şey yok. İşte şurası bütün atoller böyle gözükür dışarıdan. Hepsi birbirinin aynıdır. Deniz seviyesinden işte 1-2 metre yüksek ağaçları görürsünüz. Aradaki resifi göremezsiniz. Bu tek tek şeylere motu deniyor. Doğa motu da işte motular ülkesi. Şurası ters olsa gerek. İşte şimdi bir PES'e nasıl girilir? İşte burası bir PES. Şimdi böyle düz olarak girilmiyor. Bunların içinde bir sürü ufak reefler var. Navionics'in chartları çok düzgün. Fransız atolleri genellikle işaretli. Diğerlerinde tabii hiçbir şey yok. Ama burada hani düz bir şekilde neyse şimdi vakit kaybetmeyelim. Evet, bütün bu kocaman atölün içine dolan su şuradan çıkıyor. Pardon, ne yaptık? Evet, bütün bu kocaman atölün içine dolan su. Şimdi bu lagünlerin içinde bakın şurası büyük. Böyle bu bir uzakları var. Bunlar polarize kamerayla güzel gözüküyor. Buradan buraya tık diye gidemiyorsunuz. Biz de şimdi oradan çıkacağız. Orada ufak gerekiyor. Bir geçit var. Şurada dışarıda okyanus dalgasını görüyorsunuz. Bu rüzgarsız bir gün gerçi. Bak tam orada kırılıyor. Burada bir reef gözüküyor. Bir tane şurada gözüküyor. Bunların arasından böyle zikzak yaparak oraya çıkıyorsunuz. Tabii şeyi ayarlamanız gerekiyor. Burada yine bir reef çıkışı. Bunları geçelim. Atölyelerin içi mükemmel yerler. Fransız atölyelerinde genellikle insan yaşıyor. Şunlar kokonatları fareler yemesin diye böyle metal plakalar koyuyorlar. Böyle hemen şey girişinde böyle bir şehir merkezinin tarak bir şey olur. Güzel işaretli olur bu Fransız şeyleri. Bu başka bir amel. Hiç kimse yok. Sadece buradaki ameller olur. Şu arkadaki bizim tekne. Burası Manihi Atölye sanıyorum. Tabii fırtına taktiklerinden falan bahsetmiyoruz. Bu Jordan Series Rock. Onun bakımı. Bir de bunun ufağı olan hız azaltıcı drog var. Ne güzel. Yaprak kımıldamıyor değil mi? Bu Güney Pasifik'e bayılıyorum. Acayip celebrating diversity. Şimdi bura böyle ya. Birazdan ooo allak bullak olacak.
İşte. Gündür böyle baygınlık verdi artık ya. Sabah sabah 30-10 esirir mi arkadaş? Şimdi bu lagünlerin içinde böyle bubi tuzakları var. Mesela bunda hiç işaret yok. Su çekilince bu reef. Genellikle navionik şartlarında bunların çoğu gözüküyor. Ama her zaman da gözükmüyor. Çoğunda işaret yok. Bazısında var. Mesela bunda işaret yok. Biraz ilerisinde mesela şunda işaret var. O yüzden gece lagün içinde seyretmek pek yani akıl kârı bir şey değil. Burası da reef'in dışı, su çekilince böyle oluyor. Demir attığımız yer de bunun aynısı. Mercan şeyleri var. Bunu şunun için gösteriyorum. Bunun böyle randevuza dağılmış şöyle mercan babaları oluyor. Demir attığımız yerde de. Rüzgar yokken işte bildiğimiz işlerle zincir bunun etrafına dolanıyor. Ve kalamanızı kaybediyorsunuz. Ve zincir direkt buradan çıkıyor ve sonra rüzgar başladığı zaman genellikle ya zincir kopuyor ya da teknenin başı kopuyor. O yüzden buralarda demir atarken demirinizi normal atıp normal kalamanızı veriyorsunuz. Demir tuttuktan sonra geri topluyorsunuz derinliğin 1,5 katı kadar. Ondan sonra her 10-15 metreye bir tane usturmaça koyuyorsunuz ki yukarıda kalsın demir bunun etrafına. Rüzgar kesilince dolanmasın diye. Onu yapmazsanız genellikle demiri şey yapabiliriz. Avukatı arada bakıyor zincirimiz dağılmış mı diye. Şimdi borsa halatı hani böyle uyduruk şey değil. Bulabildiğiniz en kalın halatı naylon halatı şey yapmak gerekiyor. Ve rüzgar arttıkça da 10-15 metre onu bırakacak şekilde. Zincir takılıyor dolanmasın diye. Bunu ciddiye almak gerekiyor. Yani borsa için oralarda oldukça ciddi bir iş. Onun dışında yani çok fazla buralarda gösterecek şey var ama hep böyle tehlikeleri gösteriyorum. Özür dilerim. İşte yine reefler suyun üzerine çıkan. Evet mercan inci çiftliği belası. Şimdi bunlar bütün lagünleri kaplıyor. 2008 krizinde bunların %80'i batmış. O yüzden tamamen bakımsız. Ve hem buraları pisletiyorlar, su bulanık hem de böyle şöyle halatlar randomize olarak lagünün içinde serbest alanında dolaşıyor. O yüzden hoş bir yer değil. Ama onun dışında tabii özellikle boş bir atolse, burada boş atol şeyi nasıl bulacaksınız? Pasifik Paddle Jump'ı takip edeceksiniz. Amerikalılar nereye gidiyorsa oraya gitmeyeceksiniz. Genellikle bunlar marketi olan yere gider. Marketi olmayan atoller genellikle size kalır. Böyle dingin bir şey olabilir ama tabii orada da hala spama uğrarsınız. Fransız Polinezyası'nın insanlık alemine katkısı Hinano birası. Sadun abiye bir six pack getirdim. Hinano diye sevindi o zamandan beri. Hem mükemmel logo hem orada tropik sıcaklıkta hayat kurtaran önemli bir şey. Tuamotu'larda bayağı vakit geçirdikten sonra Tahiti'ye işlemleri yapmaya gittik. Tahiti sakil bir yer yani kötü bir yer. Böyle güzel gözüktüğüne bakmayın. Bu giriş pası. Bu Marina Taina'nın hemen yanındaki pes, rahat bir pes. Buradan çıkıp içeri giriyorsunuz. Hemen önünde demir yeri var. Arkada Muria gözüküyor. Bu akvaryum balıklarıyla dolu akvaryum.
Marina'nın pantonu diye tekneyi bağladığınız yer. Direkt pantonda mercan resifi var. Marina'nın suyu diyorum. Akvaryum gibi. Burası Marina Taina'ya bağlı tekneden öndeki demir yeri çok kalabalık. Genellikle biri boşalır boşalmaz hemen doluyor. Teknede demirde batan tekne çok. Şu hemen önü reef. Dalga reef'i açtığı zaman bazı zorluyor bunları. Ben oradayken iki tekne battı burada. Burası da kanal. Bu kanala demir atmak yasak. O yüzden oradaki tek demir yeri de burası. Biraz ileride 5-10 mil ileride havaalanının orada belediyenin marinası var. Orası fena değil ama şey. Oradaki sürpriz Tahiti'de. Tahiti'den bir şey göstermeyeceğim. Sadece orada birine yardım ettiydim. Bize brunch'a davet etti lokal tipler. Oradaki bir otelde malzeme Güral porselendi. O da yani Tahiti nere, Güral porselen nere oldu. Burası Muğra'ya. Tahiti ne kadar sakilse bu Muğra'ya da o kadar rafine ve hoş bir yer. Yani gerçekten güzel bir yer. Burada daha fazla vakit geçirebilmeyi dilerdim. İnşallah bir daha sefere dileriz. Çok hoş bir yer. Burası Cooks Bay şeyin kuzeyindeki. Burası Bora Bora. Bora Bora tabii çok adı turistik bir yer ama hani turistik yerler genellikle kötü olur ama burası nefis bir yer. Yani gidip hani hayatının geri kalanını bu gezdiğin yerler içinde nerede devam edersin dersem burada devam ederim sanırım. Ufak bir volkan, ufak bir lagün. Lagünün içinde bir iki adam. Nefis insanlar. Turizm 2008 krizinde çok büyük darbe almış burada. O yüzden sadece yatçılar var. Başka kimse yok. Burası Maikai Marina. Adı Marina da işte tonozlar var. Burada hoş bir Brezilyalı çift işletiyor burayı. Orada yemek yerseniz para almıyorlar zaten. Evet, Bora Bora Lagünü'ne hoş geldiniz. Bora Bora Lagünü'nde şuradan giriliyor. Pes burası. Kolay bir pes. Yeşilleri sağda bırakarak giriyorsunuz. Girince bir tane dil var. Şu karşıda gözüken dil. Tam karşısı Bora Bora Yat Kulübü. 9-10 tane tonoz var. Ucuz. Dilin öbür tarafında Maikai Marina var. Adı Marina fakat o da tonoz. Orada da 15-20 civarında tonoz var. Üçüncü demir yeri de şu karşıki adanın arkası. Girer girmez hemen sancağı kuruyorsunuz. Lagünün içi lacivert olan yerlerde gezinilebilir. Derin ama açık mavi olan yerlerde gezinmemek lazım. Yani çok haritada derin gözüküyor ya da 3-5 metre gözüküyor ama çok ufak su çekimi olan bir tekne bile, bir katamaran bile direkt bir şeye bindirebilir. Mantarlar çok fazla var. Koral başlar. Bunlar ise gözlüksüz gözükmüyor. Ama belki de gözüküyordur. Bakın. Tam önümüzde şurada bir sürü var. Bunlar mantar başı şeklinde randomize olarak çıkıyor ve hemen su yüzüne kadar da çıkabiliyorlar. O yüzden hasarlı tekne çok buralarda bu. Çartırcılar falan devamlı bunlara katamaranlarla geçiriyorlar. Hemen arkada Raiteya var. Çok yakında. Orası buradaki en önemli çartır üssü. O yüzden çartırcı tekne buralarda çok. Şöyle bir kameraya polarize gözlük takma hizmetimiz oldu. Kahverengi gözüken şeyler mercan bağışları. O yüzden scout etmekte önce botla gidip hani tekneye de gitmeden önce fayda oluyor buralara. Burası Bora Bora Yat Kulübü. 9 tane tonozu var. 15 euro civarında galiba sanıyorum geceliği. Hoş bir yer aslında. Güzel mutfağı var. Burası lagünün öbür tarafı.
Şu adanın orada denir yeri var. Burası Hilton Oteli. Evet. Otel bomboş. Hiç kimse yok. Bir tek müşteri bile yok ben oradayken. Burası da Maikai Marina. İşte demin gösterdiğim yer. Hoş mutfak oluyor. Burada canlı müzik oluyor. Hemen şurada bir hurdavatçı var. Her şeyi bulabileceğiniz. Şehir merkezi hemen şurası. Lagünün hepsi zaten bu kadar yani. Yani Bora Bora'yı şiddetle tavsiye ederim. Oraya gitmenin en güzel yolu da Raiatea'ya gidip orada çok güzel denizci şeyler var, tekneler. Bir tekne kiralayıp Temmuz'dan önce oraları gezmek. Uçan balığın büyüklüğüne bakabilir misiniz? Kiloluk uçan balık. Uçan balıklar bildiğiniz kefal. Yani eti aynı kefal. Kiloluk uçan balık diyorum. Oldukça da lezzetli. Burası da buranın şeyi. Vanilya aldım. Foie gras, vanilya. Bunlar vanilya. 5 tanesi 1000 tane. Mutlak. Maruru. Bunlar da 10 dolarlık domatesler. Aldım diyorum, paraya kıydım. Hem de passion fruit da aldım. Hadi bakalım. Burası bir demir yeri. O adanın arkasındaki. Yani işte boş yani, pek fazla çıkıyor. Bora Bora'nın problemi su sıcak burada, lagun içinde. O yüzden mercanlar ölür. Yani canlı mercan yok, ya su altı hayatı sönük yani. Çok başarılı bir su altı hayatı yok yani. En büyük dezavantajı o. Ben oradayken dans festivali vardı. Bu misyonerlerin yaptığı en büyük kötülük, dans etmeyi yasaklamışlar yerli halka. Diğer kötülüklerin yanında. Ta yani 70'lere kadar falan yasakmış galiba. Şimdi onun yasağın kalkışını kutluyorlar. Buralar hoş yerler. Problemi en yeni harita 1620 yılına ait. Her 10 senede bir iki tane reef keşfediliyor. Yeni reef keşfetme yöntemi de yatlar üzerine çıkıp batıyor. O şekilde keşfediliyor. O da en son 2008 yılında bir amel çıkmış şurada bir reef'in üzerine. O sayede keşfedilmiş, batmış arkadaşlar. Vakit şeyinden yani çok fazla şey yapmayacağım. Buralarda South Pacific Converging Zone var. Beach deniyor buna. İşte 900 mil uzunluğunda, 100 mil falan genişliğinde bir hava kitlesi. Patagonya'daki buzullar gibi. İşte sabah Şili'de, akşam Arjantin'de şeklinde geziyor. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da bunu takip eden istasyonlar var. Onların e-mail şeyine yazılırsanız South Pacific Convergence Zone nerelerde takılıyor onu görüp hani onu ondan uzak yerlerde seyir yapmak istiyorsanız. Genellikle haritaları yok. Bu Beveridge Reef'in haritası. İşte böyle elden ele gezen böyle haritalar dolaşıyor ortada. Denizin ortasında bu tip reefler oluyor. Bu bizim Carlo. Hava hep böyle. Bazen açılıyor, bazen kapalı. Yani hoş yerler var. Tabii süper adalar var. Güzel atoller var. Ondan sonra orada böyle aydınlanma anları yaşayabilirsiniz. Ama. Wahoo var orada çok. Onlara işte muhtelif yemekler. Tabi orada yemek yapmayı aslında o Brezilyalı'dan Maikai Marina'daki balığı katletmeden yapmayı öğrendim. Tartar olayını çok geliştirdim. Çiğ balık deyince burada limon limon sıkardık. Orada hiçbir şey koymadan tartar, muhteşem balık çeşitleri yapmayı öğrendik. Bu Güney Pasifik'e bayılıyorum Azim. İnanılmaz bomba bir yer ya. O kadar güzel, inanılmaz. Böyle sert falan gibi gözüküyor ama değil. Çok tekne dostu bir yer yani.
Harika ya. Şu yelken seyrinin zevki hiçbir yerde yok. Gerçekten özleyeceğim sana. Vahu tartar, ton tartar, tartar çeşitlemeleri. Ne haber? Öyle gidiyoruz. Güzel rüzgar var. Şu an 42 knot rüzgar altında gemi. Ondan sonra yelkenleri iyice küçülttük. Ana yelkeni kapattık. Yelkenleri de under trim ediyorum. Çünkü full speed'e yaklaşmamak lazım. Geniş apaz gidiyoruz. Yani tek... Ya da bu terteğini yapıp atmadan sorusunun cevabı bir tembellik yani. Çamaşır makinesine hoş geldiniz. Burada dalganın ve hava sisteminin çarpıştığı yer. O yüzden basıp burada adanın bir kısmı bu da adanın bir kısmı ortasından gireceğiz. Yeni Kaledonya Ladin'e giriş. Burada da gözüküyor. Şu aradan gireceğiz şöyle. Evet, Yeni Kaledonya'ya geldik. Gece 2 saat. Şimdi dışarısı zifiri karanlık. Bu pastan girip Numea şehrine gideceğiz. Burada bir kanal var, 40 mil yaklaşık, yani 35 mil falan. Ondan sonra şöyle bakalım, 24 mil knot civarında bir şeyimiz var, rüzgarımız var. Dışarı çıkalım. Dışarı zifiri karanlık. Burada da kokpitteki şeyimiz, burada da termal kameramız, termal kamerada önümüzü görebiliyoruz, dışarısında. Kanalın girişine, işte daha bir 3-5 mil yolumuz var. Ufak yelkenlerle yavaş yavaş gidiyoruz. Sabah güneş doğduktan sonra orada olmayı planlıyorum. İşte 5-6 saatte yavaş yavaş 3-4 notla gideceğiz buraya. Hadi bakalım işte. Yeni Kaledonya bildiğiniz Fransa. Yukarıdaki plantasyonlarda biraz yerli kalmış ama normalde hiç ortalıkta yerli yok. Çok güzel bir yer aslında. Bu Port Moselle'de iki büyük marina var. Üzerine çok kalabalık iki demir yeri var. Burada bir demir yeri daha var. Marina çok pis ve kalabalık. O yüzden demir yerinde kalınca gidip marinaya 5 euro falan verirseniz size böyle bir şey veriyorlar. Bunu motora asıyorsunuz. Dingi doku kullanma şeyiniz oluyor. Yeni o kadar aylardır
taze sebze meyve görmemiş bir eleman olarak Yeni Kaledonya direkt şey, cennet yani. Oh yeah, we are safe. Balık pazarı diyorum. Fransa, Fransa'ya gelmiş balık pazarında balık aliler. Bu Yeni Kaledonya'da aslında bir sezon geçirebilir. Çok büyük bir lagünü var. Ya bizim Marmara Denizi kadar neredeyse. Lagün içinde böyle bu bir tuzakları var. Bu böyle abuk denizin kırıldığı bir yer görürseniz ya reef vardır orada ya bir balina uyuyordur bir şeydir. Yeni Kaledonya'dan aslında hiç Avustralya'ya gitmeye niyetim yoktu. Endonezya rallisine yazıldım. Endonezya'ya gitmek çok dert yani şeyden dolayı, bürokrasiden dolayı ve bir sürü başka sebepten dolayı. Ama sonra çünkü burada Türkiye'den bana vize vermemişlerdi. Hani iki yıl sonrasında vize veremiyoruz diye. Bir deneyeyim dedim. Numea'dan e-mail attım adamlara. 15 dakika sonra bana elektronik vize verdiler. Bir sene geçerli. Yani medeniyet karşısında saygıyla eğildim. Ve o zaman Great Barrier Reef'i göreyim dedim. Geldim. Şurada Chesterfield Reef var. Hoş bir yer. Bumerang şeklinde bir reef. Orada biraz takılıp Great Barrier Reef'te 3 hafta geçirdim. Burada iki rota var. Bir iç rota, bir dış rota. İç rota turistlerle dolu ama dış rotada kimse yok. Burası Mercan Denizi. Hoş bir yer. Coral Sea'de gidiyorum. Mercan Denizi. Güzel rüzgar var. Chesterfield Reef'e gidiyorum. Akşam orada olurum. Orada biraz hamlayacağım. Oradan da Great Barrier Reef. Biraz Great Barrier Reef dedim. Bu ton balıkları acayip densa. Alet inanılmaz ağır. Acayip zor çektim. Ve tek elimle kaldıramıyorum. Bir denizci yani hiç karaya oturmadım diyorsa yalan söylüyordur diye bir laf vardır. Rehberi inanılmaz bir yer yani. Çok inanılmaz. Hayat acayip zengin. Bu da Yeni Kaledonya ve Great Barrier Reef arası okuduğum kitaplar. Evet. Torres Boğazı'na gidiyoruz. 30 knot rüzgar var. Gayet güzel burada oturuyoruz. Hiç
şey yok. Ben de fıstığımı yiyorum. Şey mi içiyorum? Ondan sonra gayet kuru ve şey. Ama burası. Kokpit. Bir de dışarı bakalım. Dışarısı nasılmış? Gel bakalım. Ay. Burası Papua Yeni Gine. Stay safe. Ana yerken ve bizden ikişer ritli. Stay safe açtığımız zaman running rigging'ini şey yapıyoruz. Siyah olan direkt pompalamasın diye. Burası Horn Island, karşıda Thursday Island. Burası devamlı 40-50 knot esiyor, devamlı. Avustralya'ya giriş, resmi giriş burada yapılıyor. Burası Horn Island demir yeri. Thursday Island karşıda, orada durulmuyor şeyde. Çok dalgalı, burası rüzgar altı, bunun limanı. Adamlar gelip burada girişi yapıyorlar. Bu Avustralya gümrüğü hakkında söylenen her türlü, önceden beni tabii çok korkutmuşlardı bir sürü şeyden. Adamlar o kadar iyi ve o kadar hoştular ki anlatamam. Yani Avustralya'da gittiğim her yerde bu adamlardan büyük ilgi gördüm. Avustralya, Kuzey Avustralya hem xenofobik bir yer, yani yatçılara karşı. Orada bu cipsi yatçılar var. Bir yere demir attığınız zaman ateş ediyorlar size karadan. Ayrı mesele ama bir sürü de musibet var suda ayrıca. Hani oturup denize menize giremiyorsunuz. O yüzden babalar böyle şeyler yapıp bunlar da denize giriyor. Avustralya, şimdi vakit yokluğundan yani anlatacak çok şey var Avustralya hakkında ama oradan anlatabiliriz. Eğer uygunsa bir ara verelim. İstersen bir yarım bence saat. Bence bitirelim. Bitirmek istiyorsun yani, peki. Yani bayıldıysanız. Yok yarın bitirmek istiyorsan tamam. Diğer konuşmacıların vaktine sarkmak istemiyorum. Zaten geç başladık. Yok biz korsanız yani. Sen de korsan yaptık. Rahatlıkla korsanca davranabilirsin. Tamam yani. Bitecek zaten. Peki. Yani şey. Tamam sana bıraktım. Okey. Yani ara vermek istiyorsanız verin. Fark etmez. Burada Darwin'e girdim çıktım. Buradan Christmas Island var burada. Avustralya'ya bağlı. Oraya uğradım. Burası orada tonozlar var. 5-6 tekne alan. Kimsenin gelip gitmediği bir yer. Çok hoş bir yer. Bu Discovery'de falan gösterilen kırmızı yengeç migration'ının olduğu yer. Yolları kapıyorlar şey olduğu zaman. Sokaklarda biraz kırmızı yengeçler gidiyor. Çok hoş bir yer. Buradan hemen altında Cocos Keeling var. Oradan bastık Mayrutus Reunion rotasına. Hint Okyanusu'nda tabii şey var, artık bu korsan işi abuk vaziyette. Milletin AIS ekranında Destination yerine Armed Guard On Board yazıyor. Yani buralardan izledikleri için. Ondan sonra öyle bir yer. Hint Okyanusu'na atlamadığım için çok mutluyum. Hint Okyanusu nefis bir yer. Benim ortalama seyir hızım o önceki yerlerde işte günde 140 mil, 150 mil. İyi rüzgar olursa 180 mil civarındaydı. Toplam 5-6 kere 200 mili geçmişim Hint Okyanusu'na gelene kadar. Hint Okyanusu'nda her gün 200 mil üzerinde yaptım. Bir gün 225 mil yaptım. Çok orada cırt diye gidiyorsunuz ve çok keyifli bir seyir. Burası Port Reunion. Woody Allen boşuna dememiş. İyi ki Fransızlar var diye. O yani çok deli seyirden sonra baget, prezidan yağı, ondan sonra pazar, ondan sonra burası da oranın limanı.
Réunion hoş bir yer. Güzel bir volkanı falan var. Fransa yani. Hiç yerli yok. Tamamı Fransız. Burada iki rota var. Biri Madagaskar'ın üstünden giden, Madagaskar'ı da gezen. Biri Madagaskar'ın altından giden. Aşağıdan gidecekseniz en az 100 mil bırakmanız lazım. Madagaskar'ın 40 mil falan altında çok türbülen, kötü hava var. Buradaki problem, burada Agulhas akıntısı var. Aşağı doğru akıyor. 7-8 mil. Burada da hava batıdan geliyor. Genellikle ayda 4 kere veya 6 kere buradan kuvvetli hava geliyor. Normalde zaten burası hep 40 knot esiyor. Hava geldiği zaman 110-120 knot esiyor. Ve bu Agulhas akıntısıyla karşılaştığı zaman yukarıdan gelen burada abuk durumlar oluyor. Ben şurada bir kötü hava yedim. Bir günde 220 mil kaybettim. Geri gittim. İşte drog attık. Sonra geri geldik. Şimdi buradaki taktik şu. Burada 3-5 tane girebileceğiniz yer var. Orada hava tahmini burada bir günlük. Yani 3 günlük estimate'ler var ama hiçbir zaman tutmuyor. Yani bir haftalık hava tahmini diye bir şey zaten yok. O yüzden kendinize sığınacak bir yer bulup Agulhas'ın üzerine binip eğer o günlük şey iyiyse bir sonraki yere kadar iniyorsunuz. Ben oldukça şanslıydım orada. Karşıdan hava gelmedi. Hava hep yandan ve arkadan geldi. O yüzden normal seyir hızı 8,5 knot ama toprağa nazaran hız 16 knot şeklinde. Amani'nin hayatının en hızlı seyirini yaptı burada Agulhas akıntısı üzerinde. 8 knot gibi bir akıntı gibi. Evet ama aynı sizle beraber aynı yönde gidiyor. O yüzden güzel. Port Elizabeth'e kapağı attık. Port Elizabeth'e kapağı attıktan 6 saat sonra büyük hava geldi. Yani tam vaktinde girdim. Port Elizabeth burada bir mangan ocağı var. Bundan pulverize olan mangan tozu buradaki bütün ıskotolara, mandarlara nüfuz ediyor. O yüzden bütün ipler kopuyor. Buradaki teknelerin her birinin ipleri böyle kopuk kopuk. Bu arkadaşların hepsi tek tek kahraman arkadaşlar. Belki sonra size tanıtırım bazılarını. Burada havayı bekledim. Güzel bir hava koridoru bulunca da buradan topuklayıp önce Agulhas burnunu sonra Ümit burnunu dönüp şey yaptık. Burada chart plotter'da böyle alarmlar çıkıyor. İşte orada 20 metre anormal dalgalar olur. Dikkat edin falan. Bu tankerleri falan bazen sıkıntıya sokan şeyler. Burada 100 metre çizgisinin hemen altına giriyorsunuz. Kontinental şerifin altına. Klasik olarak işte köpeklerin havlamasını duyana kadar yaklaşıp öyle kıyıya paralel iniyorsunuz. Çünkü hava normal bir saatlik notice'le falan normalde patlıyor. Hava patlamasından kasıt karşıdan gelen havayı bahsediyorum. Karşıdan gelmezse hava zaten problem yok. Burası Agulhas burnu. Pardon, burası Ümit burnu sanıyorum. Burası Cape Town. İnanılmaz güzel bir Table Mountain var burada masada. Buradan duman oyunları oluyor. Ama deli bir marina. Marina devamlı 40-50 knot esiyor. Böyle deliği bağlasan durmaz bir yer aslında. Burada herkes bu yat kulübünde her gün herkes gidip teknesine işte kromları parlatıyor falan böyle mır mır oynuyorlar. Sonra da 5'te toplanıp herkes bira içip şey yapıyorlar. Asla denize çıkan kimse yok. Zaten denize çıkılacak bir durum da yok yani. Niye orada insanlar şey yapar? Afrika çok güzel. Konuşacak çok şey var ama vakit yok. Bu şarap tadım bağı. Çok güzel şarap bağları var. Nefis bir doğası var. Kötü bir elektriği var Afrika'nın bildiğiniz gibi ama mazbut memleket yani. Falklandlar altında buradan ayrılıp bir son büyük okyanus geçişi yapalım diye buradan Atlantik'e vurduk. Bu sefer dikey alarak Atlantik'i yukarı geçelim diye. Burada hakim rüzgar nedir? Bu
Afrika'nın batısı. Normalde burada aşağıdan esiyor. Afrika'dan 250 mil kadar açıldık. Ama hemen yukarı çıkınca doldurumların en geniş olduğu yer burada. 600 mil genişliğinde rüzgarsız bir alan var. O yüzden Brezilya'ya doğru kayıp rüzgar bulup öyle gitmek bir taktiği var. Ama benim şansıma ben tam oradayken Atlantik'te büyük bir fırtına oldu. Ve onun alt şeyini yakaladı tam doldurumlarda. O yüzden bu seyirde San Helena'ya gidip öyle gidecektim. Ama o fırtınanın geldiğini görünce San Helena'ya gitmeyip o rüzgarı yakaladım. Ve doldurumları hiç motorsuz geçtim. Böyle garip bir balık yakaladım. Rainbow Warrior deniyormuş. Pardon, Rainbow Runner deniyormuş. Atlas'tan baktık. Burası Mindelo. Cabo Verde. İnanılmaz bir yer. Oraya gittiğim için gerçekten çok mutluyum. Burası Marina Mindelo. Marina dediğiniz bu panton. Şurada da demir yeri var. Demir yerine demir atarsanız mutlaka soyuluyorsunuz. Marina'ya gidin dediler. Ben de Marina'ya bağlandım. Çapamı çaldılar burada. Ondan sonra ya bir İsveçli çift çalmış. Sonra bir Rus çifti onu görmüş. Sonra bana Kanarya Adaları'nda söylediler ama ulan dedim orada söyleseydiniz yani. Adam şeyde onun da şeyi var yani powerball var. Yani oturup onu alyan anahtarlarıyla bir saat üç tane alyanı var yani sökmüşler falan. Dingiye düşürmüşler gitmişler 55 kilo şeydi. Ondan sonra neyse olacağı vermiş. Yani Kanarya Adaları'nda sigorta ödedi. Oraya yenisi geldi. Cabo Verde inanılmaz bir yer. Süper bir yer. Yani nefis bir yer anlatamam. Havaalanına Cesarea Ivorian adını vermişler. Paralarının üzerinde işte şairlerin, ozanlarının şiirleri var. Böyle onların kahramanları, askerleri falan yok. Onlar tamamen sanat. Köşe başlarında müzik yapıp pişpirik oynuyorlar. Küba'nın sosyalist olmayanı öyle diyeyim. Çok fakirler ama çok mutlular. Arada denk getirirlerse denk getirdiklerini koyuyorlar. Bundan sonrası eve gelene kadar hep şey olsa. Ondan sonra buradan Kanaryalarına giderken rüzgar direkt burundan geliyor. Yani rota şu, rüzgarın da yüzü yönü şu. Tam sıfırdan geliyor. 20 knot rüzgar. O yüzden böyle böyle orsalar, şey tramalar ata ata rezil bir seyir. Kanarya Adaları'na uğradım. Orada 2 ay kaldım. Oradan direkt yine Akdeniz'de de hep kafadan esti. Yerken merken elden çıkacaktı. Ondan sonra çıkarmadan memlekete vardık. İşte Sadun abi de burası dünya yahu, burası bu kadar işte dedi. Çok teşekkür ederim Sadun abi için. Teşekkür ediyoruz. Soruları alacağız. Şöyle ben masama geçeyim. Moderatörlük yapayım. Çünkü sen sanırım hemen neyi düşünüyorsun değil mi Haldun? Ya bir mecburiyet var. Tamam. Bir konu nedeniyle Haldun gitmesi gerekiyor. Arkadaşlar sırayla sorabiliriz. Mikrofon çocuklar. Mikrofon çocuklar. Volkan mikrofon. Evet. Birer şey Mustafa sen al birini ya da bir arkadaşı diğer tarafta dursun. Tuğçe. Mikrofon birini siz alın çocuklar bir tarafta durun. Evet. Sırayla kimdi? Evet, Tunç. Tunç mikrofonu duyuyorum ya. Olsun yine de herkes yani duysun. Tunç tabii biz biliyoruz da sen kendini takdim edip sorarsan memnun olurum. Kimsin diye yani kimsin desin. Tunç ben bu arada. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden evvel bu güzel sunum için. Ben çok basit bir soru sormak istiyorum. Çoğunlukla gördüğümüz tekneler hep tek gövdeliydi. Bahsettiğiniz Fransız Polinezyası'ndaki charter kısmı hariç neredeyse katamarandan hiç bahsetmediniz. Acaba yolda hiç mi görmediniz veya yüzdesel olarak neydi bu işi sizin gibi yapmaya kalkan katamaranların ya yolda durumu? Hiç görmedim. Karayipler'de çok fazla var katamaran. Fransız Polinezyası'nda da var ama hepsi oradaki lokal tekneler. Numea, Yeni Kaledonya'da çok fazla var. Bütün Fransız bölgelerinde. Enteresan Güney Afrika'da çok var. Orada zaten bir katamaran endüstrisi de var. Yani Güney Afrika'da normalde denize çıkmak mümkün değil. Denize çıkan da yok ama katamaranları var. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama bu geçişlerde
Yani normal karşılaştığım tekneler içinde hiç yoktu. Hemen hemen uygun hiç yoktu. Uygun değil o zaman belki de, değil mi? Ya o konuya girmek benim haddimi açar ama tabii çok güvenli olmayabilir. Çok teşekkürler. Evet, sorusu olan, evet, hoş geldin Öcan. Kendini takdim edip bir soru sorarsam memnun olurum. Merhabalar, Öcal Turan. Ben biraz geciktim ama yakaladım. Biliyoruz, sen rahatsızdın. Biz de geciktik zaten. Bu vize işini nasıl hallediyorsunuz bütün bu ülkeleri gezerken dünya seyahatinde? Şöyle hallediyorum. Yani teşekkür ederim. Ben bunu önermiyorum kimseye. Kaçak çoğuna giriyorum. Yani giriş çıkış yapmadan. Hani normal, hani simya yemeye giderken de giriş çıkış yapmıyoruz. Şöyle, yeşil pasaportum var benim. Bir de bu Türkiye'nin vize istemediği 90 küsur ülkenin çoğu bu ada ülkeleri, bizim rotamızdaki ülkeler. Ondan sonra Fransız bölgeleri için şöyle bir durum var. Schengen vizesini kabul etmiyorlar. Eğer yani saflık edip gidip giriş yapmaya kalkarsanız maritime vize diye 4 tane ayrı vizesi var Fransız bölgeleri için. Bunları ayrı ayrı almanız gerekiyor. Yani yakında giden arkadaşlarım uğraştığı için biliyorum. Onlar buradaki elçilik de bilmiyor onu ondan sonra. Ama şimdi öğrendiler zannediyorum. O maritime vizeyi almak gerekiyor. Benim yeşil pasaportum vardı. O yüzden herhangi bir vize problemi olmadı. Olsa da zaten denizden gelen adama şey yapıyorlar. Yani normal gemi muamelesi yapmıyorlar. Kaptan zaten çıkıp ıvır zıvır yapabiliyor. Ben de mürettebat olmadığı için ondan sonra mürettebatın orada kalması problemi yok. Ama şöyle bir vize durumunda, daha doğrusu giriş çıkış durumunda şöyle bir kaide var. Bir ülke ne kadar iktidai ise giriş çıkış işi o kadar zor. Ne kadar medeni bir ülke ise o kadar kolay. Bu Fransız adalarında hiç polis molise gitmiyorsunuz. Gidip herhangi bir marina ofisinde kendiniz bir şey dolduruyorsunuz oradaki bilgisayardan. Oradaki marinadaki kadın bir damga vuruyor. Tamam, bitiyor. Ama İspanyolca ve Portekizce konuşan ülkelerde bu büyük bir mesele. Onu çok hiper ciddiye alıyorlar. İşte sağıyorlar para kaynağı. Ondan sonra iyice küçük ülkelerde, ada ülkelerinde yani kimsenin umurunda değil. Sizi gelip denetleyecek kimse de yok. Siz centilmenle gelip gidip giriş yaparsanız yapıyorsunuz. Yapmazsanız da yapmaya da bilirsiniz yani. Siz bir koyda dururken kimse gelip sen nereden çıktın demiyor. Avustralya çok medeni çıktı. Yalnız onlara önceden ben geliyorum arkadaş diye haber vermeniz gerekiyor. Tek istedikleri şey bu. Ondan sonra ben giriş yapmadan işte 3 haftadan fazla kaldım Avustralya'da. Her gün sabah bir şey geldi. Gümrük uçağı kontrol etmeye geldi. Hatta onunla ilgili bir komik videom da var aslında, gösterebilirim. Şeyde zaten teknenin adını Amanin koyarken çocuklarla sırf bu şeye güleriz diye koymuştuk. Hani biri telsizde bizi çağırırsa Amanin 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 şeklinde. Bunlar her gün uçakta adam güzel aksanla bunu söylüyordu. Hoş oluyordu. İşte her gün gelip bak çek ediyorlar sizi ama tebelleş olmuyorlar yani. Peki Avustralya sanki bize öyle gibi bir iki ay önceden, bir ay önceden haber vereceksiniz yoksa olmaz. Hayır, 72 saat önceden haber veriyorsunuz geleceğinizi. Ben tabii çok daha önceden haber verdim. Tek istedikleri şey o. Yani habersiz no show yapmamak. O zaman ciddi bir ceza kesiyorlar. Ama herifler çok ilgili. Adamlar, ben her gittiğim yerdeki Avustralya gümrüğü, adamlar beni adayı gezdirdi. İşte buranın birası iyidir, buranın hamburgeri iyidir, şuradan alışveriş et falan şeklinde. Evlerine davet ettiler. İşte başından ne geçti anlat muhabbeti. Ondan sonra adam işte etlerimi falan aldı. Panama'dan aldığım dondurulmuş etler vardı. Ben de hani atacağım, ayıp olacak diye şey yapıyordum. Onlar işte verdik, gömdü onları falan. Rahat etti. Ama çok utandı oğlan. İşte takvimler hediye ediyorlar işte bir şeyler falan. İyi yani adamlar çok uygar iyi. İnsanlar yardımcı oluyorlar anladım. Çok yardımcı. Yani tek çiçek böcek istemiyorlar. Denizden gelen adama ciddi bir saygı var. Yani bizim hani buralardaki, ben Türkiye'ye geldim. İşte amiralim biliyor. Ondan sonra sahil güvenlik, yani ben hayatımda hiç bir kere bile sahil güvenlik gelip bana bir şey sormadı yani şimdiye kadar tarihte. Tam giriyorum işte Fethiye'den giriş yapacağım. Baba geldi,
evrak soruyor. Ehliyetin nerede dedi. Çıkardık verdik. E tabii onun süresi geçmiş. Yok dedi sen gelemezsin. Git ehliyetini yap da gel. Ondan sonra. Öyle yani. Meğer ehliyetin süresi geçmesi hikayesi de bitmişmiş meğerse. Onu da bilmiyorduk o zaman. Süresiz artık evet. Ama şimdi yeni çıkardılar. 5 yıl diye bir şey koymuşlar altına. Benimkinde süresiz abi. Bilmiyorum. Ben değiştirmeyi düşünmüyorum. Şimdi yenilerde 5 yılda yenileme. Hayır esneyen hiç sormazlardı. Süre yoktu zaten. Nereden? Yok benimkinde yok mesela. Öyle bir süre yok. Ben almışım. Peki başka soru. Sorusu olan. Evet. Tonguç. Nerede mikrofon? Sende pardon. Ben Tonguç Tokul. Öncelikle bu güzel sunumunuz için teşekkür ederim. Birkaç tane sorum olacak. Öncelikle giriyor mu? Ben Tonguç Tokul. Teşekkür ediyorum sunumunuz için. Öncelikle teknenizin genel teknik özellikleriyle ilgili kısaca bilgi verirseniz ben sevineceğim. Bunun dışında bu seyahatinizle ilgili bilgileri güncellemek amacıyla yazdığınız ya da yazmayı düşündüğünüz bir dergi ya da bir kitap var mı? Örneğin Polinezya'da kalma süresinin, vize süresinin 1,5 yıla çıktığından bahsettiniz. Yani buna benzer güncel bilgiler. Bir de Pasifik'te alçak suda karaya oturmuş Amani'nin fotoğrafıydı galiba o. Hı hı. Avustralya tamam. Alçak suda bu bilinçli olarak yaptığınız bir şey miydi? Evet. Şeyi soracağım. Herhangi bir destek fotoğraf hızlı geçtiği için göremedim. Diğer borda da acaba bir desteğiniz var mıydı? Çünkü o şekilde tek yönde teknenin durması hayır, riskli. Şeyi gösterebilirim. Şimdi şöyle. Sondan başlayalım. Pervane şaftı yok bu teknede. Bir şanzıman gibi bir C-Drive var. Motordan direkt pervaneye geliyor. Pervane de salmanın içine gömülü. Korunaklı olsun diye. O şanzıman trak 8 litre yağ içinde çalışıyor. Ve işte 3 tane keçe pervanenin oradan içeri su girmesini engelliyor. Su girdiği zaman tabii o şanzıman hasar görebiliyor. İşte tam orada su girdi. Yani şeye o zaman normal şanzıman yani görüyorsunuz. Bir devri daim şeyi var. O süt gibi oluyor normal yağken. O zaman tabii onu değiştirmeniz lazım. Onun için karaya çekmeniz lazım. Orada da karaya çekecek en yakın yer 3-4 bin mil uzakta. Orada da bunu kaldıracak ekipman var mı yok mu? Oraya gidene kadar şanzıman elden çıkabilir hikayesi. İşte orada oralarda ameliyat yok. İşte Avustralyalı adamları siz ne yapıyorsunuz diye sordum. İşte bunu söylediler. Uygun bir sandbank bulup sandbank'in orada 7 metre gel git var. Uygun bir sandbank bulup gel git en yüksekteyken böyle sıyırarak gireceğiniz yani yarım metreyi de falan kurtaracağınız bir yere gidip çapa atıp bekliyorsunuz. Gel git kuvvetli olduğu için sandbankler düz. Teknenin özelliği zaten bunun için yapılmış. Kendi salması, bunun salmasının wing keel bu. Salma böyle geliyor. Altında 1 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 20 santim yüksekliğinde bir masa gibi bir şey var. Tekne bunun üstüne oturuyor. O yüzden dengede duruyor. Alduncu bir ara rica edeceğim. 74-34, sonu 74-34 ile biten bir plaka var mı acaba? Ha, dışarıda bir sıkıntı varmış. Bir araç çıkacakmış. Kusura bakma. Tamam. Hiç önemli yok. Ondan sonra, yani onun üzerine dengede duruyor. Ben orada tabii bunu ilk defa yaptığım için şeyi de daha önce hiç yapmamıştım. Yani pervaneyi söküp o keçeleri çıkarıp orayı temizleyip içini mazotla yıkayıp tekrar yağ koyup yeni keçe 3 tane koyup tekrar pervaneyi koymak lazım. Ondan sonra nasıl yapıldığını gördüm daha önce ama hiç yapmamıştım. Ne kadar zamanda yapabileceğimi de kestiremiyordum. Ne kadar zamanım olduğunu da bilmiyordum. O yüzden bir siklus bekledim. Yani ne kadar vaktim var diye. Baktım birkaç saat var, iyi. Ondan sonra ikinci siklusta gece oldu, yapamadım. Ertesi sabah siklusunda şeyi değiştirdim. 45 dakika sürdü. O arada artan zamanda da şey yaptım. O adada da şey var. Timsahlar var. Tuzlu su timsahı. Böyle sağa sola bakarak falan. Neyse ondan sonra da bir sonraki siklusta, akşam siklusunda da işte artık yüzüp gideceğiz. Su yükseldi fakat tekne yükselmedi. O büyük salma olduğu gibi kuma gömülmüş.
Ondan sonra bırakmadı yani şeyi. Ondan sonra gece indik timsah gözleyerek. Yani buradan o kadar lüzumsuz malzeme götürdüm ki. Yani Bauhaus'un tamamını hani ne olur ne olmaz diye toplayıp böyle gitmek şeklinde. Bir kullanmadığım kar küreği kaldıydı. Teknede kar küreği vardı. Oturup kar küreğiyle o salmanın etrafını temizledik. Sonra sabah gelince kalktı gittik. Öyle bir şey oldu. Yani o tekneyi temizlemek için yaptığım, yani bilinçli yaptığım. Oradaki tek önemli şey, orada belki gördünüz, yan tarafa suyun geliş istikametine iki tane kedge anchor koymak. Orayı su gerçi yavaş geliyor ama yani vurup da hani öbür tarafa şey yapmasın diye. Yani bir tek numarası. Babalar hep öyle yapıyormuş. Şey olmayanlar da yani wing keel olmayanlar da şey çakıyorlarmış. Kazık çakıp ona brace ediyorlarmış. Ben onu göremeyeceğim zaten sordum. Başka neydi? Pardon unuttum. Teknenin özelliklerini ben merak ettim. Şimdi reklama girmek istemiyorum. Tekne bir kişinin aslında bir çiftin teorik olarak tabii çift olunca o bir kişi oluyor. Rahat havuzluktan çıkmadan kullanabileceği ve bu ticaret rüzgarlarında seyir yapabileceği şekilde tasarlanmış bir tekne. Mesela bunun ana yelkeni Genova'sı. Gerçek ana yelkeni şaka gibi bir şeydir. Yani. Ufacık bir şeydir. Hiçbir normalde işe yaramaz. Rüzgarın ortanın arkasından geldiği durumlarda inanılmaz haysiyetli bir teknedir. Bir yöne bıraktığınız zaman o yönde durur. Yani otopilot hemen hemen hiç çalışmaz. Mizzen çok güzel dengeler bunu. Dezavantajı rüzgara karşı gidemez. Yani orsa seyri işte 42-45 derecedir en fazla. Mesela 35 dereceye de giremezsiniz. Hep açılı gitmek zor. Yani salmadan dolayı. Ama zaten işte bir gentleman asla orsa gitmez şeklinde bir şey var. Ama biraz yolu uzatıp öyle gidiyoruz. Onun dışında teknenin tamamı yekparedir. Yani bu tekneyi yapıp ondan sonra içine işte bulkhead'leri monte etmiyorlar. Bütün şeyler, şunlar bunlar bir şey gibi, şase gibi. Land Cruiser'ın şasesi gibi. Ana gövdeye lamine. O yüzden bir arada tutuyor. 4 tane su geçirmez kompartmanı var. Önde ve arkada, ortada olmak üzere. Makine dairesi ayrı. Tamamen izole bir yer. İçeri mazot kokusu, şusu busu girmez. Tek bir su girişi var. Her şeye dağıtan. Yani bir kazayı önlemek maksadıyla. Henri Amel, bu teknenin tasarımcısı. Böyle bir seyahat esnasında ve bu tip seyahatler yaparak bunu tasarlamış. İşte mesela işte ball thruster şey yaparken ya bu çalıştırınca köpüğün içinde yapıyor, yüzeyde köpük oluyor. Efektif olmuyor. Bunu daldırıp yapmak lazım demiş. Dünyada ilk defa teleskopik ball thruster yapmayı akıl etmiş. Ufak tefek abuk ayrıntıları vardır. Yani böyle sinir krizi geçirirsiniz. Hep bu seyahat sırasında bir şeyin eksikliğini duyunca hemen SSB'den şey yapıp tersaneye bir sonraki tekneyi o modifikasyonu ekleterek yani denizde tasarlanmış sırf bu iş için bir teknedir. Güvenlidir. Böyle çok konforlu değildir. Havuzunda oturup 12 kişilik parti veremezsiniz yani. Hani biz 5 kişilik bir aileyiz. Hep beraber olunca fazla oluyor. İki de çocukların arkadaşı olunca falan. Bir kişi için iyi yani. Fena değil. Evet. Başka sorusu olan? Teşekkür ediyoruz sizin için. Evet. Teoman Arsa'ya lütfen. Teoman abi. Mikrofon lütfen. Bildiğim kadarıyla onun bütün tuvaletleri teknenin boyuna göre oturuluyor. Yani yalpaya göre durmak evet, evet. Lazım. Çok büyük detaylarda işte yattığınız yerler, şeyin kumaşlı leeboardları, şunları evet. Bunları. Yani normal hayatınız orada giderken işte bu hareket eden bir ev şeklinde geçirirsiniz. İçinde bir takım böyle şimdi burada yani şey mesela bu atölyelerde yani teknik özellik deyince şimdi aklıma geldi. İşte öne bakan sonar var. Yani haritasız bir atölye girdiğiniz zaman eldeki böyle garip krokiye bakarak tabii forward looking sonar çok oralarda işe yarıyor. Yani teknoloji hani tabii bir tekne ne kadar basit olursa o kadar iyi olur. Yani çok böyle teknoloji freaky bir adam değilim ama varsa da kullanıyorsunuz yani.
Tekne 16 metre. Amel 54. Evet, başka sorusu olan? Solo seyirde. Yani biraz ben şey bir ara sıyırtır gibi gördüm konuşmalarını. Da öyle mi oluyor insan gerçekten? Yalnızlık yani etkiliyor mu? Yani yok. Yani yalnızlık beni çok bozmaz ama bazı başka şeyler bozabilir. Yani zor birkaç gün uyumadığınız zaman. Ya ben mesleki olarak uyumamaya alışkınım. Ya da hani 10 dakika uyuyup uyanır uyanmaz doğru karar vermeye alışkınım yani. Eğitim gereği öyle. En uzun uyku süresi ne kadar oldu diyelim yolda giderken? Ya Pasifik'te giderken yatıp uyuyorsunuz yani 3-5 saat. Çünkü hiç kimse yok. Yani bir şey gelirse de car car ötüyor her şey. Yani alarmla kuruyorsun evet. Zaten evet. Radarı şeyi. İşte, evet. Ayısı vardı galiba. Evet tabii. Ayısı olmadan olmaz tek başına. Olmaz mümkün değil mi? Doğru. Evet, başka sorusu olan arkadaşlar? Ha, bir diğer özelliği pardon. En oralar için önemli özelliği su deposu salmanın içinde. Salma 5,5 ton. Hava rodeo yapmaya başladığınız zaman su yapıyorsunuz salmanın içine. O zaman yani bir ton oraya su koyan yani 500 litre bile yapsanız hemen tekenin stabilitesi gözle görülür şekilde değişiyor. Yani o direkt stabil ediyor tekneyi. Yani en önemli bu uzun yol özelliği bence o olabilir. Ha yok, ben okur yazar biri değilim. O hasara okursun da yazar değilsen adım kararı. Abi de işte çok ısrar ettiydi ama dedim ki ben dünyanın etrafını dolaşan ve bu konuda yazmayan ilk insan olacağım. Ama işte ben işte bu videoları da ya bunlardan 5000 tane var. Çok fazla var. Bunları da işte çoluk çocuk merak ediyor diye. Bunları ufak ufak çektim. Ufak bir kamerayla. İşte bir postanesi olan bir adaya gidince bir SD karta koyup bir kartpostala yapıştırıp gönderdiydim. Bunları da o kontenjandan çektim. Normalde fotoğraf bile çekmem ben. Çünkü fotoğraf çektiğiniz zaman anı yaşayamıyorsunuz. Yani fotoğrafı başkası için çekiyorsunuz aslında. Yani balinanın kuyruğu oradan çıkınca makinelerde yaparken onu kaçırıyorsunuz yani. O yüzden yani hayatımdaki iyi anları hep kafama çekmişimdir. O yüzden hani çok bu işi de... Bir GoPro olmalı galiba. GoPro takacaksın birkaç yere. Yani çeksin GoPro kendi. Bazı şeyleri takıyorum işte. Bazı şeyler GoPro ile de. Ama o da çok balık gözü çekiyor. Ama kafamda çok güzel şeyler save ettim yani. Yani. Biz göremiyoruz onu. Aldım. Siz de orada görebilirsiniz yani. Biz ha, şunu da gidin diyor yani. Ya yani şunu lütfen söyleyeyim. Kimseyi gaza getirmek gibi bir niyetim yok. Hani oralar hani normal akıllı adamın yapacağı iş değil. Böyle şeyler kalkmayın ya. Bizde buradakiler hepsi de öyle zaten. Merak etme. Şey bir sana verim Osman Mısırlı. Şimdi şey normal yerlerle adalarla ilgili bir şey gösterme vakti olmadı. Merak ettiğiniz bir yer varsa burada her yere ait bir şeyler var gösterebilirim. Yani. Evet aslında var. Vaktimiz vardı ama sen tabii senin vaktin yok. Ben farkındayım. Osman Mısırlı bir şey soracak. Haldun Bey'in bu ikinci konuşması ilki Amerikan hastanesinde oldu. Tamamen değişik şeyler duydum. Yani oradaki duymadıklarım burada yenileri. Ha burada daha fazla şey mi duydun? Daha fazla mı? Şey duydum değil, daha değişik duydum yani. Duydun he. Osman Bey istediğin... burada denizci bir cemaat var. Orada da normal halk var yani. O yüzden. Üçüncüsü nerede olacak diye merak ediyorum. Üçüncüsü yok bu son. Üçüncüsü yine olursa yine burada olacaktır yani. Öyle olursa. Denizciler arasında olacak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür sorusu olan bir şey Öcal Borsan tekrar merhaba. Bu seyahatinizde rüzgar pilotuna ihtiyaç duydunuz mu? Rüzgar wind vane. Bu teknenin kıç yapısı ona uygun değil. Ama işte rüzgar dümeni olarak arkadaki mizan yelkenini kullanıyoruz aslında pratik olarak. İş görüyor mu o mizanı? Tabii canım. Ha? Onsuz bir hayat nasıl olur iş? Hayır, rüzgar dümeni olarak iş görüyor mu? Tabii canım. Şimdi normal rüzgarın yaptığı şey yani rüzgar teknenin burnunu düşürür. Arkadaki bu yelken arkada olduğu için bunu açtığın zaman bu da burnu rüzgara çeviriyor. Rüzgara çeviriyor. Onu rüzgara o şekilde söylüyor. Dengeliyorsunuz. Evet. Nereye gitmek isterseniz. Peki, özellikle demirde falan. Demirdeyken rüzgar varsa çok işe yarar. Demirde çok yararlı oluyor. Evet. Şimdi ha. Biz de bir şey yaptırmak istiyoruz arkaya takmak için.
Var mı peki, başka? Peki keç olmayan armada kendi tavsiyeleri rüzgar, wind vane için. Şimdi var ya çok ilerledi teknoloji. Değişik teknoloji. Valla o var. İnanılmaz faydalı bir şey yani. Ben eğer tekne uygunsa herkese tavsiye ederim. İnanılmaz çok hoş bir şey. Olmaması ayıp yani herhangi bir oralara giden tekne. Teşekkür ederim. Tamam. Şey Azmi bir şey soracak. Azmi Özer. Ben söylemiş olayım. Azmi Özer. Videoda izlerken bazen 1.5 başta 1.5 yelken açıyorum demiştiniz. Evet. O 1.5 dediğiniz stay sail'de küçük bir yelken mi yoksa evet. Önde mi? O öndeki stay sail'i. Ve Genoa. Yani ayı bacağının şey versiyonunu düşünün. Baş evet. Yelken versiyonu olarak. Hı hı. Tamamen tembellikten kaynaklanan bir şey. Yani öbür tarafa da o cinekir bir şey açabilirim aslında. Yani ben yabancılar... Ama bu hoşuma gidiyor. Bunu pardon. Bir tek yaban benim. Başka hiç kimsenin yaptığını görmedim. Çünkü yabancılarla konuştuğumda ben genellikle hep ayı bacağı gideriz. Ne gerek var öndeki yerken açmaya zor olur derler. Yani bunu da... Şimdi yani ayı bacağı keçte zaten olmuyor. Saçma bir şey. Keçte zaten Cenova ve Mizen gidiyorsunuz. Ondan sonra zaten ana yerken bizde şaka gibi çok ufak. O yüzden ayı bacağı yapmanın size bir katkısı yok. Ama bir tarafı direkle Cenova'yı açıp öbür tarafa da şeyi açınca stay sail'ı aynı şekilde hem bir denge sağlıyorsunuz hem de yaz sinemasının perdesi büyüyor. Sinema olayı güzelmiş. Kuş kanadı seyir dedikleri seyir gibi oluyor. Evet. Evet, aynen. Bunun eski amellerde iki tane direk vardır. Bu Cenova'dan iki tane vardır. İkisini böyle açarlar. Twin head sail şeklinde giderler. İkiz yelken var bir de değil mi? Öyle ikiz yelken de var. Başka sorusu olan arkadaşlar? Şimdi ben söylemeyi unuttum ama çıkışta en son bittiği zaman konuşmamız bizim armağanlarımız olacak. Yakı kartlarınızı veriyorsunuz. Armağan paketinizi alıyorsunuz. Ama sonuna kadar kalanlar için o. Başka sır salat? Evet, İlhan babası. İlhan Uzunuz. Siz iki tane balon kullandım dediniz. Birisi evet. Asimetrik. İkisi de asimetrik. Biri ana direkten, biri arkadaki mizzen direkten. Ha öyle mi? Evet. İki ayrı direkten iki tane balon uçurabiliyorsunuz. Ha, anlıyorum. Ama evet. Tam pupa gidişte değil. Yani bu 150 derece gibi rüzgar açılarında. Çok geniş yapalım. Evet. Teşekkür ederim. Evet, burada bir soru var. Merhaba, Emre Paktaş. Hazırlık sürecinizi ben merak ediyorum. Antrenmanlarınız oldu mu? Valla hazırlık süreci işte yıllar sürdü aslında. Çok bu konuda yazılmış ne varsa okudum. Yazılmamış olanları da tahmin ettim. Ama bayağı okudum. Bayağı şey gezdim. Yurt dışında fuar, tersane gezdim. Başka teknelerle şey yaptım. Aslında anlaşmak üzereydim. Hoş bir Fransız teknesiyle. Sonra Düsseldorf'ta o tekneyle randevum varken bu ameli gördüm. Ben bu ameli hiç bilmiyordum. Altını gördüm teknenin. Altını görünce gittim şöyle bir vurdum. Ondan sonra ben dedim bu neymiş? Dedim gezebilir miyim? Hayır dedi herifler. Çok aksidir bu amelciler yani. Lanet adamlardır ya. Herifler gezdirmedi bana tekneyi. Ben dedim akşam uçağım var döneceğim. Şunu yok dedim mümkün değil. İçeride adam var. Rahatsız olur dedi. Siz bilirsiniz dedim. Neyse o sırada biri çıktı ne var falan diye. Ondan sonra dedim ya şeyi görecektim. Dediler tamam hadi gelin görün. Şöyle bir baktım yani konsepti. Sonra tabii araştırınca sonra gittim tersaneye. Tersaneyi gördüm. Nasıl yaptıklarını gördüm. Bir test şey yapabilir miyiz dedim. Tabii dedi. Orada La Rochelle'de 40 knot falan rüzgar vardı. Orada hep zaten ağaçlar falan yere yapışmış. Ben de buradan saf saf şey götürdüm. İşte biz hemen ıslanacağız ya. Oil skinleri. Adam geldi böyle gömlek, kravat, ceket, ayağında loafer'lar. Ondan sonra işte gittik. Bindi adam, attı şeyleri. Dedim herhalde biz bu havada çıkamayız yani. Mümkün değil. Ondan sonra gayet güzel çıktık. Bütün yelken açılarında bütün yelkenleri kullandı. Gittik geldik. 40 knot rüzgar vardı yani. Normalde bizde burada fırtına var diye hani vapur seferlerini iptal ettikleri havada adam çıktı normal kravatı falan ve hiçbirimiz ıslanmadık falan. Öyle sonra geri döndük.
Öyle tav oldum yani. O amcamız tekneydi. Bu işte, bu tekne. Yok yok. Daha önceki seçim. Evet, o tekne hayır, etap. Hayır. Ya Oyster'lara baktım, Hasberg Racing'lere baktım. Hiçbirine kafam tutmadı. Dufour'un tersanesini gezdim. Pek gözüm tutmadı. Zaten hemen şeyin karşısında. Privilege diyeceğim. Değil. Fransız teknesi. 55 feet. Bu Southerly teknelerinin Fransız versiyonu. Hareketli salmalı. Çift motorlu. Bu şeylerin üzerine oturan. Yani her şeyden iki tane olsun. O da. Ha, Feeling. Evet. Feeling 55. Ondan sonra oradaki demo tekneyi de bana vereceklerdi. Güzel de bir deal oldu yani. Bayağı bir o zaman da tam krizin patladığı zamandı. 2008 senesiydi. Ondan sonra işte o heriflerle el sıkışmaya gidiyorduk yani. Bunu görünce ondan vazgeçtim. Ama onda da aklım kaldı yani. Çok hoş tekneler. Amel gibisi yoktur ama ya. Boşver sen. Valla akılda... yani tekne teknedir. Her teknenin problemi öyle muhakkak problemi ama bu var. Gerçekten güzel tekne. Zaten Amel de gitmiş gelmiş Antiller ondan sonra karısıyla sonra karar vermiş. Keç olmalı diye. Adam da hep keç yapmış ya. Sorusu olan yok galiba. Arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Adına. Sağ olasın. Yalnız bir daha sonra zaten görüşeceğiz. Bir takım küçük notlar isteyeceğiz. Rica edeceğiz. Bir zaman bulup da onları tabii da verebilirsen ki memnun oluruz. Tabii ki. Her tamam. Şey.